Arkadaşlar merhabalar. Bu videomda geometri tekrar derslerinden 14.sündeyiz. Ne anlatacağız size? Prizmaları anlatacağız. Prizmalar ve silindiri anlatacağız. Silindir de aslında bir dik prizma sayılır arkadaşlar. Tabanı ve tavanı aynı olan şekilde biz prizma diyoruz çünkü. Silindir de tabanı daire olan özel bir adı olarak silindir olarak adlandırılmış arkadaşlar. Şimdi e, sırada dönüşüm geometrisi vardı. Evet arkadaşlar dönüşüm geometrisi ile ilgili ee, ya soru bulamadım yani onunla ilgili bir en son şey yapacağım dönüşüm geometrisi ve çember anıtı ile ilgili aynı şeyi yaparım büyük ihtimalle ee, soru bazında değil de tekrar bazında bir şeyler yapabilirim arkadaşlar orada yani yine özet olacak ama bu şekilde 30 tane soruyla karşılaşmasını sadece benim yazdığım sorularla karşılaşırsınız. haberiniz olsun O da katı cisimler bittikten sonra e, çember nettiğini anlatırız ardından da dönüşüm geometrisini anlatırız arkadaşlar tamam mı Şimdi prizmalar ve silindir konusunu şöyle bir tekrar edelim arkadaşlar. Öncelikle temel diklik çok önemli arkadaşlar. Bir kere temel diklik sizin olmazsa olmazınız. İyi bir şekilde bileceksiniz. Temel diklik nedir? Düzleme dik olan bir doğru varsa düzlem içinden geçen o bütün doğrulara nedir arkadaşlar? O noktadan geçen bütün doğrulara diktir. Yani şurası 90, burası 90, burası 90. Bakış açısına göre değişebiliyorlar. Hatta biz bu temel dikliği çoğu soruda kullanabiliyoruz arkadaşlar. Evet birincisi temel diklik. İkincisi ne arkadaşlar? Şu Temel dikliği kullanacağımız yerler. Dik prizmalarda çoğunlukla kullanıyoruz arkadaşlar. Havada bir doğru parçası varsa buna ait bir üçgen oluşturun. Büyük ihtimalle dik üçgenle karşılaşırsınız. Mesela şuradan oluşturduğumuzda şu üçgen dik üçgen. Niye? Bu alttaki düzleme dik. O zaman burası da diktir. Temel diklikten dolayı. Ya da ne bileyim aynı çizgi bakın aynı çizgi. Şuradan bir çizgi oluştursun. Şuradan bir üçgen oluştursun. Bu yandaki duvara dik olduğu için burada kaç ne olmak zorunda arkadaşlar? 90 derece olmak zorunda. Ya da ne bileyim oradan şuradan şuraya doğru çizebilirsiniz. Bu öndeki duvara dik olduğu için burada kaç ne olmak zorunda arkadaşlar? 90 derece olmak zorunda. Temel dikliği kullanıyoruz. Biraz sonra sorularda da göreceksiniz zaten. Belki temel dikliği kullandırıp bize bir uzunluk bulmamızı isterler ve ardından hacmini ya da alanını sorabilirler arkadaşlar ki genelde böyle yapıyorlar. Haberiniz olsun. Şimdi dik prizma dediğimiz şey nedir arkadaşlar? Temel dikliği dik prizmalarda çok kullanacağız arkadaşlar eee silindirde, piramitte, konide her yerde kullanacağız daha doğrusu. Evet, dik prizma. Dik prizma dediğimiz kabaca şu. Tabanı ve tavanı aynı olan ve yan ayrılıkları o tabana ve tavana dik olan şekle biz ne diyoruz arkadaşlar? İçinde boşluk dolayısıyla tabii ki. Biz prizma adını veriyoruz, dik prizma. Bunun eği de var mı? Var ama müfredat dışı arkadaşlar. Eğik prizmayla uğraşmayacağız. Mesela burada tabanına göre adlandırılır. Bu üçgen dik prizma. Diye adlandırılır arkadaşlar. Tabanı ve tavanı aynı olan şekilde Bazen bunlar yan yatık verilir arkadaşlar. Taban tavan e, şöyle verilir mesela. Şu şekilde verilebilir arkadaşlar. Şöyle bir üçgen verilebilir. Hocam tabanımız şey demeyin yani burada. Sakın ola sakın. Aa hocam tabanı dikdörtgen. Dikdörtgenler prizması demeyin buna. Ya tabanı ve tavanı aynı olacak. Mesela sen buraya baktığın zaman şu taban aynısı var mı yukarıda? Yok ama şuraya baktığın zaman arkadaşım şu taban ve şu tavan aynı gördünüz değil mi? İşte biz buna ne diyoruz? Üçgen dik prizma adını veriyoruz. Tabanına göre adlandırılır. Dik prizmaların hepsinde yüzey alanı çok rahat bulunur arkadaşlar. Yüzey alanı bulunurken yüzey alanı bulunurken dikkat edin. Yüzey alanı bulunurken taban alanları artı yanal alan şeklinde bulacaksınız arkadaşlar. Taban alanları artı yanal alan şeklinde bulacaksınız. Taban alanları eski bilgilerinize bulacaksınız. Yani tabanı üçgense üçgenlerin alanlarını bulacaksınız. İki tane bu taban bu da üst taban arkadaşlar. İki tane taban alanı var. Hocam tamam o eski bilgilerle dikdörtgense dikdörtgen alanı. İşte ne bileyim bir daireyse ki ona silindir diyoruz zaten. Dairelerin alanlarını bulacaksınız. Ya da herhangi bir çokgen altıgense altıgenlerin alanlarını bulacaksınız. Ama dik prizmalarda yan yüzeyler hep bir dikdörtgendir arkadaşlar. Dikdörtgenlerin alanlarını da ayrı ayrı bulursunuz. Mesela burası A ise hocam bu dikdörtgen A çarpı Aç. Hocam bu dikdörtgen B çarpı H. Hocam bu dikdörtgen C çarpı H. Bak kendiniz de herhangi bir şey bilmeden bulabilirsiniz. Ama yanal alanı şu şekilde bilin arkadaşlar. Tabağın çevresi çarpı yükseklik olarak bilmenizde fayda var arkadaşlar. Çünkü bakın sen bunu kat kat böyle açtığın zaman ki bu açınları da bilmeniz lazım arkadaşlar. Sen bunu açtığın zaman, kat kat açtığın zaman farklı açılımlarla da karşılaşabilirsin. Mesela bunu açtın dikdörtgen, öbürünü açtın dikdörtgen, öbürünü açtın dikdörtgen. Bir de ne var burada? Üçgen, üçgen. Kapatları da koyabilirsiniz. Kapatları istediğiniz yere koyabilirsiniz. İster buraya koy, ister buraya koy. Genelde böyle açılıyor arkadaşlar. Tamam mı? Bak burası ne oldu? Burası A iken, burası B, burası da ne oldu? C oldu. Bak gerçekten de şurası yanal alan oluyor. Yani taban çevresi A artı B artı C çarpı H şeklinde bulunabiliyor arkadaşlar. Buna dikkat edin. Ama sen bu formülü bilmesen de ayrı ayrı dikdörtgenlerin alanlarını da bulup işlem yapabilirsin. Evet yüzey alanı bu. Taban alanları artı yan alan. Tüm prizmalarda, tüm dik prizmalarda bu şekilde arkadaşlar. Tamam? Sakın ama sakın bunu unutmayın. Peki hacim nedir? Bütün prizmalarda hacim genelde V harfiyle gösteriliyor ya. V ile gösterelim. Taban alanı çarpı yüksekliktir arkadaşlar. Taban alanı çarpı yükseklik ne olursa olsun Taban alanı çarpı yükseklik şeklinde hacmi de bulabiliriz arkadaşlar. Peki tabanı üçgense üçgen bilgisiyle bulacaksın. Dikdörtgense dikdörtgen bilgisiyle ne bileyim bir şeyse e, daireyse silindir oluyor. Taban alanında pi kare oluyor o zaman. Pi kare çarpı h diyeceksiniz mesela. Tamam mı gençler? Olay bu. Prizmaların tüm prizmalarda biz bunları yapacağız. Yüzey alanları taban alanları altı yan alan yalan alan taban çevresi çarpı yükseklik. Hacimde de taban alanı çarpı yüksekliğe eşit oluyor arkadaşlar. Tamam mı? Geldik şuraya. Dikdörtgenler prizmasını ayrı bir şekilde anlatıyoruz. Şimdi dikdörtgenler prizması da yine aynı şekilde arkadaşlar. Alan. Bak kendi bilgilerimizle bulalım. Taban alanları. İki tane AB var. AB'den iki tane var. Artı. Taban çevresi çarpı yükseklik. Yani A artı B'den iki tane var. İki tane A artı iki tane B. Bir de yükseklik dediğimiz zaman açtığımız zaman e, ve iki parantezin aldığımız zaman 2AB, iki 2AC iki ve 2BC'yi buluyoruz arkadaşlar. Ama ben dikdörtgenler prizmasında alanı bulurken şu şekilde şey yapıyorum. Bunu bulurken bakın ABC kenarlarını yazıyorum. Kenarları çarpıyorum, ikişerli çarpıyorum ama ikişerli kenarların ikişerli 2 çar ile çarpılmışı. AB'nin iki ile çarpımı, BC'nin iki ile çarpımı, AC'nin 2 ile çarpımı deyip ona göre işlem yapıyorum arkadaşlar. Haberiniz olsun. Siz de o şekilde yapabilirsiniz. Evet. Tabi bunu da ezberleyebilirsiniz ama ezberlemeden de yine rahat bir şekilde ulaşabiliyoruz arkadaşlar. Hacim taban alanı çarpı yükseklik olduğu için A çarpı B çarpı C. Herhangi bir şekilde ezbere yapma gerek yok. Ee, cisim köşegeni dediğimiz şu. Sen bunu yine e, bir üçgen oluşturduğun zaman biraz önce gösterdim. Pisagor bağıntısından da bulabilirsin ama cisim köşegenini de bilmenizde fayda var. Kare köşede A kare artı B kare artı C kare eşittir arkadaşlar. Ne bileyim atıyorum burası A B iken burası da B iken buradaki Pisagor'dan burayı bulursun. E buradaki Pisagor'dan da yüksekte belli ya. Şurayı bulursun zaten olay çıkıyor. Yani dik üçgenden bulabilirsiniz. Ama genelde cisim köşegenini bilmekte bize fayda sağlıyor arkadaşlar. Siz bilirsiniz. Evet geldik kübe. Küp. Bütün yüzeyleri kare olan dikdörtgenler prizmasına küp denir arkadaşlar. Küp. O zaman arkadaşlar e, ee, 6 tane yüzey olduğu için alan ne olacaktır? 6 tane kare olduğu için 6 tane a kare eşit olacaktır. Hacim taban alanı çarpı yükseklik olduğu için a kare çarpı a'dan a küp eşit olacaktır. Cisim köşegeni kare içinde a kare artı b kare artı c kare olduğundan dolayı yani bu da ne yapıyor? 3 a kare yapıyor. Dışarıya çıkınca a kök 3 olduğunu da görebiliyorsunuz zaten. Yüzey köşegeni. Bir yüzey köşegeni çizdiğiniz zaman yüzeyden çizilen köşegen. Buranın da a kökü olduğu x kenardaki üçgenden olduğunu bulabilirsiniz arkadaşlar. Tamam mı? Küpte de herhangi bir sıkıntı yaşamazsınız ama küpte e, nasıl ki karede sıkıntı yaşıyorsunuz çok ilginç sorular sorabiliyorlar. Küpte de yine çok ilginç sorularla karşınıza gelebilirler. Küpte de can alıcı sorular var arkadaşlar. Hatta biz katı cisim fasikülünde onu küpü ayrı bir başlık altında yaptık. Çünkü böyle küp açınımları falan filan böyle e, yani ayrıntıda çok büyük bir ayrıntıda verdik arkadaşlar orada. Ki bence küple ilgili öyle bir ayrıntı gelecekmiş gibi de hissetmiyor değilim yani arkadaşlar gelecek büyük ihtimalle. Ya burada da yine küp açılımıyla ilgili bir şeye değindim. Biraz sonra göreceksiniz aslında ama e, yine de detayına da bakmak için şöyle bir tekrar etseniz iyi olur şeyden. Neyse düzgün altıgen prizma. Tabanı altıgen olan prizmaya düzgün altıgen prizma denir. Hadi şunları yan tarafa bakmayalım. Alan iki tane alan yan alan ne olacak? A çarpı açtan kaç tane olacak? Altı tane olacak. Bak yan alan A. Altı tane A çarpı aç. Hacim taban alanı çarpı yükseklik. Taban alanı nedir? Alttan A kare kök bölü 4 çarpı yükseklik. Bak hacim bu. E, taban alanı da alttan A kare kök bölü 4. Alt, e, bu taban alanları iki tane var. Bir de üst taban alanı var. E, tüm alan bulunurken bu taban alanını yazacağız. Bir de yan alanını da yazacağız arkadaşlar. Yani bu zamana kadar ki anlattığımız şeylerden zaten hepsi çıkıyor arkadaşlar. Sıkıntı yaşamazsınız burada. Peki Bitti. Aslında bitti. Bazı ince noktalar var. O ince noktalardan bahsedeceğim. Parça çıkarma. Arkadaşlar parça çıkarttığınız zaman bu yöntemi bilmeniz lazım bence. Parça çıkarttığınız zaman azalacak diyorsunuz ama yani siz hacmi de azaltıyorsunuz alanı da azaltıyorsunuz. Hayır. Sen parça çıkarttığınız zaman alan genelde artıyor. Ya da değişmiyor. Azaldığı durumlarda oluyor. O ayrı. Ama genelde artıyor arkadaşlar. Ne yapacaksınız? Hacimde bir azalma var. Çünkü belli bir parça çıkıyor. Ama alanla ne oluyor? ekstra bir yüzeyler oluşabiliyor arkadaşlar. Burada söylemişim. Bize tüm alan sorulursa yani parça çıkarılmış halinin tüm alanı sorulursa ne yapacaksınız arkadaşlar? Öncelikle tüm alanı yazacaksınız. Çıkartılmadan önceki tüm alanını yazacaksınız. Bak çıkartılmadan önce ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Şuraya bir eski haline geri getiriyorsunuz. Sonra ne yapacaksınız arkadaşlar? Sonra eklenen tüm alanı yazdıktan sonra bak yeni alan prizma alanını yazdıktan sonra eklenen yüzey alanını ekleyeceksiniz çıkan yüzey alanı da çıkartacaksınız. Ama bunun öncesinde nötrleyenler vardır. Nötrleyenler varsa hiçbir işlem yapmayacaksınız orada. Ne demek istiyorsunuz hocam? Yani çıkan yüzey yerine yeni aynı yüzey gelebilir arkadaşlar. Mesela zaten biz bir küp çıkartırız ya da dikdörtgenler prizması çıkartırız. Çıkarttığımız zaman da bizim için önemli olan nedir? O yapı. Yapının nesi vardır? Altı üstü vardır. Sağa solu vardır. Önü arkası vardır. Mesela sen buradaki üstü çıkarttın. Hocam ben bunu çıkarttığım zaman Altta oluştu mu? O oluştu. Bak nötrledi. Yüzey alanını etkilemedi. Mesela sağdaki alan vardı. Çıkarttığın zaman tam karşısında oluştu mu aynı yüzey alanı? Oluştu. Bak nötrledi. Yani çıktı, eklendi. Nötrledi. Değişmedi alan. Hocam ön yüzey var. Ön yüzeyi çıkarttığım zaman arkada oluştu mu arkadaşlar? Oluştu. Bak nötrledi. Demek ki ben bu cisimden şu köşeden bir parça çıkarttığım zaman yüzey alanı değişiyor mu? Değişmiyor. Hiçbir şekilde eklenen yüzey yok. Eksilen yüzey de yok arkadaşlar. Eklenen yüzey olsaydı ekleyecektik. Eksilen yüzey olsaydı çıkartacaktık arkadaşlar. Ama burada ne oldu? Birbirlerini nötrlediler. Çıkan yüzey altta aynısı oluştu. Sağda çıkan solda oluştu. Önde çıkan arkada oluştuğu için arkadaşlar bu şekilde oldu. Sorularımızın arasında var zaten merak etmeyin. E, çıkan yüzeylerde olacak zaten. Bir de yüzey soruları. Arkadaşlar karınca soruları diye tabir ettiğimiz. Çünkü e, karıncalar biliyorsunuz duvarları çıkabiliyor arkadaşlar düz duvara tırmanabiliyor. Biz düz duvara tırmanamıyoruz. E, ne yapacağız arkadaşlar? Bize bir yön tayin etmişlerse, mesela hangi yüzeyleri kullanmışsa o yüzeyi açacaksınız. Mesela ön yüzey ve üst yüzeyden gidiyorsa ön yüzey sabit, üst yüzeyi açacaksınız arkadaşlar böyle. kapağı açar gibi sandığın kapısına kapağını açtınız. Şu şekilde oldu. E, açtığınız zaman ne oldu? Şurada e, şuradaki dikdörtgeni buraya koydunuz aslında. Bu dikdörtgenin bu kenarı B iken B. Bak burası da B oldu. Şurası A iken bak burası A oldu. Ve burada Pisagor bağıntısı yapacaksınız arkadaşlar. Şuradaki Pisagor bağıntısından sonra sonuca ulaşacaksınız. Mesela burada hocam ön yüzey ve sağ yüzeyden gidiyorsak kapıyı açar gibi açacaksınız. Açtınız. Açtığınız zaman bakın burada bir dikdörtgen oluştu arkadaşlar. Şurada. Şurası B iken burası B oldu. C iken zaten yükseldik. Aynı. Buradan buraya dümdüz götüreceksiniz ve burada artık Pisagor bağıntısını uygulayacaksınız. En kısası. Çünkü burası. Bir de Evet, bu şekilde. Ama bazen bize yön göstermiyor. O zaman deneyeceğiz. Mesela burada K'ya giderken ya ön yüzey ve üst yüzeyden gidebilir ya sağ yüzey ve sol yüzeyden gidebilir. Pardon, ön yüzey ve sağ yüzeyden gidebilir. Başka nasıl gidebilir mesela? Alt yüzey ve ya bu havada asılıysa tabii. Alt yüzey ve sağ yüzeyden gidebilir. Alt yüzey ve sağ yüzeyden gitmesi nasıl olacak o zaman arkadaşlar? Alt yüzey sabit kalacak. Alt yüzey şöyle ya Şöyle gittiği zaman, böyle böyle gittiği zaman arkadaşlar. Alt yüzey sabit. Şu kapağı ona göre yatıracaksın. Şöyle yatıracaksın. O zaman bizim karınca buradan buraya gidecek diyeceğiz arkadaşlar. Bunlarla ilgili soru çözeceğiz. Hiç merak etmeyin arkadaşlar. Yüzey sorularında da karınca soruları diyelim daha doğrusu buna. Yüzey sorularında da bu şekilde hamle yapmayı unutmayın arkadaşlar. Bir de şunlara ee, ben yıldız koyayım şu başlıklara da. Neyse. Birim küplerle oluşturulabilen ya da bir, bir, birim küplerle oluşturulan ya da oluşturulabilen cisimlerin mesela dikdörtgenler prizması da ben birim küplerle oluşturabilirim. Kare dik prizma evet normal küpü birim küplerle oluşturabilirim. Ama bir silindiri birim küplerle oluşturabilir miyim? Hayır. Yani bu silindirde geçerli bir yöntem değil. Ondan sonra acaba bir piramidi mesela birim küplerle oluşturabilir miyim? Hayır. Çünkü şu, şuradaki şeyi ne yapacağız? En tepedeki sivri yeri birim küple oluşturamam. O yüzden birim küplerle oluşturulabilen yapılarda geçerli arkadaşlar bu. Yüzey alanını bulurken de soruyor arkadaşlar. Görünen yüzey alanı çarpı 2 bize toplam yüzey alanı gelir. Niye bu? Perspektif gereği. Gidin bakın buzdolabına mutfağa. Sen buzdolabına baktığın zaman eğer e, şeyini görüyorsan mesela önünü görüyorsan arkasını göremezsin. Sağını görüyorsan solunu göremezsin. Üstünü görüyorsan altını göremezsin. Ha işte orada mesela bu yapıda Önünü gördün arkasını göremedin. Öndeki yapının aynı alanı arkada yok mu? Var. O yüzden çarpı 2. Hocam burası bak bunun da aynısı arkada var arkadaşlar. Değil mi? Evet o yüzden görünen yüzey çarpımı 2 birim küplerle oluşturulabilen yapılarda ne yapıyorsunuz? Bunu uyguluyorsunuz arkadaşlar. Çok da güzel bir yöntemdir bu. Ben de sağ olsun Mehmet Karayel kardeşimden öğrendim bunu. Çok değil 2 sene önce öğrendim. Ee, ben de hep uzun yoldan yapardım. Bu alanları böyle tek tek hesaplardım. Ulan bunun arkasında var bu yapışmış kaybolmuş onu, onu sileceğim falan filan böyle. Çok karman çorman yapıyordum arkadaşlar. Bunu bir öğrendim acayip hoşuma gitti. Sağ olsun Mehmet Karayel kardeşime buradan da selamlar. Ee, burada ne yapacağız arkadaşlar? Mesela burada bir örnek teşkil etsin diye verdim. Görünen yüzey çarpı 2. Mesela bir, birim küplerle oluşturulmuşsa her yüzey 1 yapıyor. Mesela soruda yalnız dikkat edin arkadaşlar. bir kenarı 2 olursa şey değişiyor. Görünen yüzey mesela kaç oluyor burada? Kaç tane yüzeyi görüyorsunuz? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 tane yüzey görüyorsunuz. 29 çarpı 2 bize alanı verir. Birim küp olsaydı yalnız. Ama birim küp değil. Bir kenarı iki birim olan küp verilmiş olsaydı karenin bir yüzeyinin alanı 4 olacaktı ya. O zaman bir de çarpı 4 diyecektik arkadaşlar buna. İşte yüzey alanı bu yapardı arkadaşlar. Bu yapının yüzey alanı, şu yapının yüzey alanı 29 çarpı 2 birim küp olsaydı 29 çarpı 2 görünen yüzey çarpımı 2'den dolayı ama bir de bir kenar 2 birim olsaydı bir karenin alanı 4 olacağından bir de 4 ile çarpmamız gerekirdi arkadaşlar. Tamam. Sonra küp açınımları. Evet küp açınımlarında önemli bence arkadaşlar. Bilmiyorum yani bundan işte 4-5 yıl önce bir şey... Ee, ne derler ona? ALES tarzı, KPSS tarzı sorularda, sınavlarda sordular. Yani ben artık TYT'de de bekliyorum arkadaşlar. Artık bu sene mi gelir, önümüzdeki sene mi gelir bilemiyorum arkadaşlar. Ee, o yüzden şu şeyi bilmek lazım arkadaşlar. Ne derler ona? Küp açılımlarını bilmek lazım. Küp küçük küp açılımlarında da bir sürü küp açılımı var mesela. Böyle onlarca küp açılımı var arkadaşlar ve ÖSYM'nin çok ilginçtir. Bunu ilk defa görüyorsunuzdur belki. ÖSYM'nin en fazla kullandığı küp açının bu arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Çünkü kimse bunun küp olduğunu tahmin edemez. Gerçekten de böyle arkadaşlar. Ve küp da şunu bileceksiniz arkadaşlar. Önemli olan karşılıklı yüzler. Karşılıklı yüzeyler bizim için önemli. Onları belirledikten sonra her şey kendiliğinden çıkıyor. Karşılıklı yüzeyler içinde şöyle bir kural var arkadaşlar. Güzel bir kural. Bir boşluk kuralı. Niye? Sen bunlara böyle bir yatırdığın zaman karşılıklı oluyor böyle. Bunlar böyle yatık ya. Böyle bir karşılıklaştığın zaman karşılıklı yüzey olmuş oluyor. O yüzden bir boşluk kuralı arkadaşlar. Ya da Z kuralı arkadaşlar. Z kuralı. Şöyle bir Z harfi sağlanıyorsa şöyle bir Z harfi sağlanıyorsa biz buna ne diyoruz arkadaşlar? Karşılıklı yüzeyler bunlardır. Bakın Z harfi sağlandığında. Şöyle buradan başladım mesela. Z harfi sağlandı. O zaman ne oldu arkadaşlar? Burası şu yüzeyle bu yüzey karşılıklıdır. Ama bazen de e, kuralların olmadığı durumlarda oluyor. Mesela dört tane kare yan yanaysa biri altta biri üstte olduğu zaman yine küp açınımı elde edebilirsiniz. Şu durum mesela. Şu dört kare yan yan olduğunda biri burada 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 olabilir arkadaşlar. Bir de sadece kuralların sağlandı. Mesela şuraya bakalım. Hocam şu maviler bir boşluk kuralı. Hocam şu ikisisi bir boşluk kuralı. Bunlar da aynı renkte göstermişim. Şuraya bak z kuralı var görüyor musunuz? Evet bu yeşillerde karşılıklı şeyler olur. Mesela burada bir boşluk kuralı. Bir boşluk kuralı mavilere bak Z kuralı. Görüyor musunuz? Şurası mesela Z kuralı. Kırmızılar. Z kuralı maviler. Şu da bir boşluk kuralı. Karşılıklı yüzey. Şuna bakın. Bunda hepsinde Z kuralı var. Bakın şu kırmızılar. Mavilere bakın Z kuralı. Yeşillere bakın Z kuralı. İşte bunlar karşılıklı yüzeylerdir arkadaşlar. Ee, bunu da bilseniz iyi olur bence. Bir boşluk kuralı ve Z kuralı arkadaşlar. Şimdi geldik silindir. Silindir çok kolay. Bir kere tüm yapılarda ne dedik hacim taban alanı çarpı yüksekliktir. Hacim tabanı daire olduğu için pi r kare çarpı h yüksekliğe eşit olacaktır. E, alan da arkadaşlar yani ezber yapmayın. Bazıları yan alan iki pi r çarpı h diyorlar arkadaşlar. E, hep şu kağıtla gösteriyorum arkadaşlar. Bir silindiri düşünün şimdi. Şurası ses çıkmasın. Şu bir silindir arkadaşlar. Şöyle baktığınız zaman silindir. Şöyle bak. Görüyorsunuz. Silindir. Silindirin açılımı ne yapıyor arkadaşlar? Bir dikdörtgen yapıyor. Yalnız silindiri açmadan önce şurası dairenin çevresi kadar arkadaşlar. Bu dairenin çevresi. Hop açtığım zaman burası da dairenin çevresi yapıyor. İşte bu bilgi bizim için yeterlidir. Açılışını bildiğiniz zaman her şey aklınıza gelecek. Açılışı. Hocam bir dikdörtgen. Yalnız dairenin çevresi kadar yapacak burası. 2 pire kadar yapacak. Burası taş. A burası yanal alan. Bunlar da tabanlar, kapakları da koyacağız tabi orada. Kapakları da koyalım ki kapansın, değil mi arkadaşlar? Taban alanı pi r kare. Taban alanları iki tane pi r kare. Yanal alanda da iki pi r çarpı h çıkıyor arkadaşlar. Yani ben belli tamam ezbere biliyorum. iki pi r çarpı haşı ezbere biliyorum. Ama hayatım boyunca hiç ezberleyeyim diye uğraşmadım. Hep böyle geldi açtım böyle ulan burası iki pi r burası aç iki pi r çarpı aç dedim iki pi r çarpı aç dedim iki pi r çarpı aç dedim ve sonrasında kendiliğinden çıktı arkadaşlar. Yani kendiliğinden ezberime girdi zaten. Siz de öyle yapabilirsiniz arkadaşlar. Sonra burada yüzey soruları en kısa yol. Yüzey soruları arkadaşlar. En kısa yol soruları. Yani karınca soruları diyebiliriz. Karınca sorularında da şuna dikkat edeceksiniz gençler. Ee, normalde açılışta bakın bu A'yı açtığınız zaman nereye geliyor? Bu A burayla birleşecek ki kapattığınız zaman kıvırdığınız zaman. Bu A buraya geliyor. Bu önemli. B ortada kalıyor arkadaşlar. Bakın nereye gelmiş? A'dan başlayıp BC doğrusunun üstüne gelmiş. BC'nin üstüne gelecek. Bak C'ye gelecek. Şöyle gidecek. Ya da sadece ön yüzeye gidiyor. Burası normalde 2 pi yapıyor tam açıldığında. E hocam sadece ön yüzeye gidiyorsa yarım yüzeyi kullandım. Pi bir yüzeyi kullandım. Yani burası pi yapar. Burası da H yapar. Pisagor'dan şurayı bulursunuz. Mesela tam tur atmış görüyor musunuz arkadaşlar? Ön yüzey ve arka yüzey. Tam tur. Şöyle. Kaç tur atmışsa 2 pi o kadar çarpacaksınız arkadaşlar. Mesela burada ne yapmış arkadaşlar? Burada şuradan şuraya gelmiş. Bak açılış yapalım. A burası A burası. D burası iken D burası. D burası. DC'nin ortasına gelmiş. Bak ön yüzeydeki C'nin değil. Arka yüzeydeki DC'nin ortasına gelmiş. Arka yüzeydeki DC'nin orta noktasını belirlediniz. Buradan buraya çizersiniz. Normalde burası 2 pi kadar. Yani burası pi kadar. Pi kadar. E hocam burası da pi kadar. Yani burası da pi bölü 2 yapar arkadaşlar. Pi bölü 2 yapar. E o zaman burada Pisagor bağıntısından olay biter. Yalnız bu şöyle olmuş olsaydı arkadaşlar. Bizim karıncamız geliyor. Hocam bir tur attım. Bir de böyle yarım tur attım. O zaman açılışta bir buçuk kere açacaksınız arkadaşlar. İki pireyi açtınız. Bir de yarım daha açacaksınız. Artı yarım. Yani iki pirenin yarısı kadar açacaksınız. Bunu buraya getireceksiniz. Pisagor bağıntısını öyle yapacaksınız. Tamam. Açılış soruları da bu. Bir de şuraya şey yazmışım arkadaşlar. Su dökme soruları karşımıza geliyor. Şu 45 dereceyi düşünmeyin arkadaşlar. 45 derece de düşünebilirsiniz, sıkıntı değil. Şimdi su dökme eğip de eğik eğik eğ, eğerek şey yaparlar arkadaşlar. Bunu yediklerinde tam silindir yapın arkadaşlar, tam silindir. Bu arada suyla zemin her zaman paraleldir. Suyla zemin her zaman paraleldir. Yani burada 45 derece vermişse. Z'den dolayı burada kaç da 45 derece diyebilirsiniz arkadaşlar. Ve bunu gördüğünüz zaman ne yapacaksınız? Tam bir silindir yapacaksınız. Böyle şu silindir benim hoşuma gitmiyor arkadaşlar. Şuna ait bir silindir yapacaksınız. Aha da böyle. Burada işin esprisi ne biliyor musunuz? Bu üstteki silindirin yarısı dolu yarısı boş. Hikaye bu. Yani yarısı dolu yarısı boş. Atıyorum burası 2K burası 3K ise silindirde ya da prizmalarda hacimleriyle yükseklikleri doğru orantılıdır. Çünkü pi r kare çarpı 3 k burası, pi r kare çarpı 2 k burası oranıdır. Zaman pi r kareler gidiyor. Pi r kareler gittiği için yükseklikleri oranı şey hacimler oranı yapıyor. Yani burası 2 k'daki 2 v ise 3 k'daki 3 v yapar arkadaşlar. Tamam? E dikkat et, bunu bir de böyle dik hale getirirler. E dik hale getirirlerse de içinde ne kadarlık su var diyeceğiz arkadaşlar. Burası normalde 5 k iken 4 k'lık su var içinde. Yani 4K'lık su var. O zaman buraya da K kalır diyebiliriz arkadaşlar. Su şurası. 4 vlik su var yani. 4 vlik su var arkadaşlar burada. Ee, tamamı zaten kaç V'di? 4, 5 V. Burası da V ya. Hacimleriyle yüksekleri doğru orantılı. V'deki K ise 4, V'deki de 4 K diyebiliriz arkadaşlar. Tamam mı? Bu. Bir de şunu çizmişim buraya. Bunu çizmemdeki amaç da şu. Ben bunu şu kenar etrafında döndürürsem. Mesela şurası A diyeyim. Şuraya B diyeyim. Şurası yine A burası B iken şu kenar etrafında döndürdüğümde ya da şu kenar etrafında döndürdüğümde ne oluşuyor? Bu kenar etrafında döndürdüğüm zaman arkadaşlar ne oluşuyor biliyor musunuz? Şöyle bu kenar etrafına göre simetriğini alırsınız. A hocam sivri noktaları yuvarlak koyarsınız. Bak ne çıktı? Yarı çapa A yüksekliği de ne olan? B olan bir silindir. Şu kenar etrafında döndürdüğün zaman buna göre simetriğini alırsınız. Buna göre simetriğini aldığınız zaman da bu sefer de yatay doğru boyunca dönecek sivri noktaları yuvarlak koyacaksınız. Bu nokta buraya geldi. Koy yuvarlağını. Bak. Koy yuvarlağını buraya da sivri noktaları. Aa bu sefer yan yatık silindir geldi. Yarı çapı B yüksekliği A olan bir silindir geldi arkadaşlar. Yani e, böyle döndürme sorularında da silindir oluşabiliyor arkadaşlar. Buna da dikkat edin. Tabi bu 360 derece döndürüldüğünde. 180 derece döndürürse yarım 90 derece döndürürse çeyrek silindir karşımıza gelir arkadaşlar. Buna dikkat edin ve geldik sorulara şimdi sorulara başlarken başlamadan önce ne diyoruz arkadaşlar hadi bakalım boş pdf'i videonun açıklama kısmındaki linkten çıkartın boş pdf'i kendiniz çözün çözemediğiniz soruların çözümlerine dolu pdf'ten bakın anlamadıysanız nereden bakacaksınız anlamadıysanız gel yine videoya videodan izle tamam mı kardeşim bunu unutma birincisi bu İkincisi lütfen ama lütfen map kazanım testlerini çözünüz map kazanım testleri önemli biz nerede? Zonguldak ÖDM'de zaten onları çözdük. Katı isimler çözüldü mü çözülmedi daha tam hatırlamıyorum ama siz çözün. Sonradan oradan çözümlere de bakarsınız arkadaşlar. Map kazanım da önemli. Bunu unutma. Birinci soruyla soruların çözümlerine başlayalım şimdi. Bakın havada bir doğru var. Ne yapacağız? Bir üçgen oluşturacağız. Üçgen istediğin yerden oluştur. Yüzeyden oluştur da nereden oluştur, oluştursan oluştur. Mesela bazılarınız bunu oluşturacak. Evet haklısınız. Neresi 90 derecedir? Havadaki doğruya ait açılar değil. Bu açı ya da bu açı değil. Neresi? Yüzeydeki. Bakın şurada kaç 90 derecedir. Çünkü üstteki yüzeye dik. Değil mi? Başka seçenek var mı? Var tabii ki. Olmaz mı? Hocam şuradan şuraya çizersem. Bu öndeki duvara dik. Burası 90 derecedir. Hocam başka seçenek var mı? Var tabii ki. Şuradan bu alttaki zemine dik çizersin. Buradan da buraya dik dik çizersin. Zemine dik olduğundan burası da 90 derece diyebilirsin. Ama en mantıklı hangisi? ben şuradan çizeyim. Şuradan şuraya çizdik. Evet. Olay bitti arkadaşlar. Ne yapacağız? Burası 90 derece. Burası 4 iken burası kaç? 4. Bu 6 iken, şurası 6. E, 10 iken burası da 10. Bunlar da 5-5 arkadaşlar. E, öncelikle şurayı bulmam lazım. Şurada pisagor yapabilmem için arkadaşlar. E, şuradaki dik üçgen var mı arkadaşlar? Var. Şuradaki dik üçgen e, şurası kaç? 5 ve 6. Şuraya A diyeyim. A kare eşittir. 5'in karesi artı 6'nın karesi. E, A kare buradan 25 artı 36. A kare buradan kaç geldi arkadaşlar? 51 mi geldi? Yok 61 geldi. 61 geldi. A kare dursun. zaten bir de burada kırmızıdaki Pisagor'dan A kare yani şuraya x diyecek olursam x kare de neye eşittir? A kare artı 4'ün karesine eşittir. A kare zaten 61. X kare de buradan 61 artı 16'ya eşit oldu. O zaman kaç yapıyor arkadaşlar? 77 mi yapıyor? Evet x de buradan kök 77'ye eşit olacaktır sevgili gençler. Birinci sorumuzun cevabı böylelikle kök 77 çıktı. Geldik ikinci soruya. Şekilde iki tane küp bitişik olarak verilmiştir. DE uzunluğu kaçtır diye soruluyor. Hocam DE uzunluğu. Ya 90 dereceye karşı getireceğim. Bir üçgen oluştursan bitti gitti. Hocam zaten bak üçgen yüzeyden çiz. Hop şöyle çizdiğin zaman bu yandaki duvara dik ya. Yandaki duvara dik olduğundan dolayı buradaki açı 90 derecedir. E küp şurası bir birim şu kenarı bulmam lazım. Bu kenarı bulmak için de 90 derece karşılık getirmem lazım. Hocam şurada zaten bir dik yamuk yok mu? Şurada bir dik yamuk yok mu? Var. Ya da şuradan da şöyle dikle oluşturabilirsiniz arkadaşlar. Fark etmez. E buradaki dik yamuktan dolayı şöyle bir dik çizersem olay bitti. Şurası birdi. Şurası da bir. O zaman burası da bir oldu. Şurası birdi. Burası bir olduğundan burası da bir. E iki birim olduğundan 2 birim burası da bir. Bir bir burası da kök ki e artık burada pisagor bağıntısından dolayı x. X'in karesi de buradan 1'in karesi artı kök 2'nin karesine eşit olacaktır. Yani 1 artı 2'den 3'e eşit oldu. X de buradan kök 3'e eşit oldu sevgili gençler. Temel diklik önemli değil mi? Geldik şuraya. Ha, bak bu sefer direkt karşımıza çıkmıyor. Üçgen oluşmuyor. Biz köşelerden geldiği zaman üçgeni direkt oluşturabiliyoruz. Mesela bu bir köşeden odanın bir köşesinden çıkmış. Mesela bu aslında köşelerden çıkmış değil mi? Ama arkadaşlar bu köşelerden mi çıkmış? Hayır ortadan gelmiş. Hocam üçgeni şöyle oluştursam. Hayır bu havadaki bir çizgi oldu. Yüzeydeki bir çizgi olmadı. Dik üçgen oluşmaz. Asla oluşturamazsınız arkadaşlar. Yani tek hamleyle oluşturamazsınız. E ne yapmak lazım hocam bunu A E buradaki eşitleri kullanmak lazım. O zaman aşağıya doğru bir dik çizeyim. En azından düzlemede dik çizmiş oldum. O zaman ne oldu arkadaşlar? Şunlar birbirine eşit oldu. Ve küpün hacmi de 64. A küp eşittir 64 ise A'yı buradan kaç bulduk arkadaşlar? 4 bulduk. A4. Yani bir kenar 4. O zaman 4 ise dik dolayı burası da 4. O zaman bunlar da 2-2 yaptı. E hocam burası da 4, burası da 4. Başka ne yapalım? Bak bunlar birbirine eşit. Şunlar da birbirine eşit. E hocam şurada şunu birleştirirsem en azından düzlemedik ya. Düzlemdeki doğruya da dik olduğundan dik üçgen oluştu. Şurada arkadaşlar. Pisagor bağıntısı. Ve şunlar eşit, şunlar da eşit olduğu için orta taban sağlandı. 2 çıktı burası. E 2 var, 4 var. 2-4 2 4, iki kök 5 üçgeninden. Burası da kaç yapar arkadaşlar? 2 kök 5 yapar. Yani 3. sorunun cevabında böylelikle 2 kök 5 bulduk arkadaşlar. Geldik 4. soruya. İşte bak yine temel diklik. Ama e, bu zana kadarki yapılarda hep ne çıktı arkadaşlar? Karşımıza hep dik üçgen harbiden çıkıverdi. Yani yüzeye dikti. Ama burada eksik küpler varsa o yüzeye diki göremeyebilirsiniz. Hayalinizde varmış gibi düşüneceksiniz sadece. Buna ait bir üçgen oluştur dediğimde ne yaparsınız mesela? Hocam hop en mantıklısı bu dersiniz. Hocam burası neresi 90? Havadaki havadaki pa, ıı, açı, havadaki açı bunlar değil. A burası dik. Niye? Hocam zaten bak burası şuraya baktığın zaman burasının 3 birim olduğunu biliyorsunuz. Bu bu küplere bakın şu küplere nedir arkadaşlar? Dik. E ee, üstte de bir tane küp varmış gibi düşünün. Şuralarda küp varmış gibi düşünün. O zaman bu yüzeye dedik olmayacak mı? Evet. Yani o zaman biz bu yüzeyden çizmiş olduk. Yani burası 90 derece olmak zorunda arkadaşlar. Şöyle. O zaman öncelikle şunu bulacağım. E bu yapı dik üçgen var mı? Aslında var da göremiyoruz arkadaşlar. Şuradaki yapıda arkadaşım şurası dik üçgen değil mi? Hop şöyle. Bu da aşağı doğru iniyor zaten. Burası bir birim. Bu yapı üzerinde burası 1, 2, 3 birim olduğu belli. 1, 3'ten dolayı burası kök on çıkar. E sonra buradaki Pisagor'dan dolayı da x'in karesi de kaç çıkacaktır? 3'ün karesi artı kök onun karesine eşit olacaktır. Yani x de buradan kaça eşit olur gençler? Kök 19'a eşit olur. Dördüncü sorunun cevabı da böylelikle kök 19 oldu gençler. Geldik 5'e. Yüzey sorularından devam etmek istedim. Karınca sorularını koydum buraya. Şekil 1'de tabanın bir ayrıtı 4 birim ve yüksekliği 8 birim olan düzgün altıgen prizma verilmiştir. 4'e 8. Ben bunu bu şekilde kesmişim. İki kestiğim yapıyı bu şekilde birleştirmişim. Şunun 4 birim olduğunu biliyorum. 4 birim, 4 birim, 4 birim. Şu yapının yüksekliğinin 8 birim. Burası da 8 birim olduğunu biliyorum. Şimdi ne yapacak? Bu yapının ön yüzeyinden, üst yüzeyinden, arka yüzeyinden geçiyor. Ne yapıyoruz? Hangi yüzeylerden geçiyorsa ona göre açılım yapıyorduk. Ön yüzey var. Bakın ön yüzeyi koy koyalım arkadaşlar. Ön yüzey şöyle kaça kaçlık bir dikdörtgen dikkat edin. 4'e 16'lık bir dikdörtgen. 4'e 16'lık bir dikdörtgen. Sonra üst yüzeyi ona göre açacağım. Hop üstünü açacağım. Üstünü açacağım. Şöyle açacağım yani. Bu da 4'e 16'lık. Onun arkasındaki yüzeyde var. Onu da açacağım yukarı doğru. O da 4'e 16'lık. E bizden ne isteniyor? Şu köşeden başlayıp yani şu köşeden başlayıp çapraz köşeye gitmesi isteniyor. Yani şu uzunluk isteniyor arkadaşlar. E zaten bak burası kaç? 16. Burası kaç? 12. 12, 16 ne üçgen arkadaşlar? 20 üçgeni. Yani cevabımız ne yapar? 20 yapar. Evet 5. sorunun cevabı da böylelikle Denizli çıktı arkadaşlar. Geldik 6. soruya. Evet bu sefer bak gittiği yollar belli hepsinde. Üst yüzey sonra alt yüzeyi açacağım. Şöyleyken şöyle yapacağım arkadaşlar. Yani bunu şöyle açacağım. Sonra bu, bu dikdörtgenden gidiyor. Onu onun üstüne yanına koyacağım. Sonra bunu açacağım. Bunu koyacağım. Bu şekilde yapacağım arkadaşlar. Yani açılımlar nasıl olacak arkadaşlar? Bir kaça kaçlık dikdörtgen var arkadaşlar? Bir bire ikilik dikdörtgen vardı mı arkadaşlar? Evet. Bire ikilik dikdörtgenin yanına. Bak bire ikilik dikdörtgenin yanına ne koyacağım arkadaşlar? Bire ikilik dikdörtgen. Bak şu hallettim. Sonra bu yüzeyden gidiyor. Bireyikilik ikilik dikdörtgen koyacağım yanına yine. Bireyikilik ikilik dikdörtgen. Sonra bu yüzeyi açacağım. Yanına koyacağım. 1'e 3'lük dikdörtgen. 1'e 3'lük dikdörtgen. Şu şekilde. 1'e 3'lük. Sonra kaça kaçlık dikdörtgen olacak arkadaşlar? Bu yüzeyden gidiyor. 1'e 3'lük dikdörtgen. Şöyle. Bunu da hallettim. Sonra buradan gidiyor. Yine 1'e 3'lük dikdörtgen. Yine 1'e 3'lük dikdörtgen arkadaşlar. 1'e 3, 1'e 3, 1'e 3. Yani bizim yukarınca ne yapıyor? Şu köşeden başlayıp karşı köşeye gidiyor. Yani ne yapacağız arkadaşlar? Pisagor bağıntısı. 3 ve kaç burası? 5 mi? Evet 5. Yani x'in karesi eşittir. 3'ün karesi artı 5'in karesi. 25 artı 9'dan 34 çıktı. O zaman x de buradan ne çıktı arkadaşlar? Kök 34 çıktı. Evet 6. sorunun cevabını da kök 34 bulduk. Geldik 7. soruya. Bak bu sefer hangi yüzeyden gittiği belli değil. A'dan başlayıp K'ya gittiği en az yol soruluyor bize arkadaşlar. O zaman belki şöyle gider. Hocam bu yüzey, bu yüzey, bu yüzey. Ama çok büyükmüş gibi geldi. Bunu bu, buradan gideceğine... Hocam üst yüzeyden gidebilir. Ön yüzey ve üst yüzey. O zaman üst yüzeye göre açacaksınız. Bak üst yüzeye göre açacaksınız. Hapa açtınız. Bu K noktası buraya geldi. Burası 2. Burası kaç? Bu bir küp. 6. 6. Burası da 6. Pisagor bağıntısı. Böyleyken kaç çıktı? 12'nin karesi artı 2'nin karesi şeklinde olacak. O zaman x'in karesi kaç çıktı arkadaşlar? 144 artı 4'ten. Kök 148 olacak. Belki en küçüğü çıkabilir. Direkt kök içine çıkartmayayım. Dur bakayım. Başka nasıl gidebilir arkadaşlar? Hocam bir de şöyle gidebilir. Bak, şu adam başlayan karınca şuradan gider. Bir de sol yüzeyden gidip bir de arka yüzeyden gidebilir arkadaşlar. Yani o zaman şu sol yüzey sabit kalacak arkadaşlar. Sol yüzey sabit kalacak. Arka yüzeyi kapıyı açar gibi o yüzeye sabit olacak şekilde açalım. Yani o yüzeye sabit kalacak şekilde. Şu öbür yüzey sabit kalsın. Şu kapıyı açtım şu kapıyı açınca şöyle bir şey mi oluştu? Kapıyı açtım. K noktası nereye geldi? Şuraya geldi. K noktası buraya geldi. Burası kaç oldu? 2. Burası kaç? 4. Bir kenar 6. Burası da 6. E bizden ne isteniyor arkadaşlar? A'dan başlayıp K'ya gideceksin. Yani dik üçgen var mı burada? Var. Yüzey gösterilmezse e, gittiği yüzeyleri en kısasını böyle tahmin edeceksiniz arkadaşlar. Burası kaç? 6. Burası kaç? 8. 6, 8, 10 üçgeninden 10 çıktı. Bakın burası da kök yüzü yapıyor. En kısası kaç oluyor arkadaşlar? 10 oluyor. Cevabımız 10 oldu. Yani şurası olmadı arkadaşlar. Evet örnek 7'yi böylelikle 10 bulduk arkadaşlar. Geldik örnek 8'e. Benzeri ÖSYM tarafından soruldu zaten arkadaşlar. Dikkat edin. Şekilde bir ayrıtı 10 birim olan küp şekildeki küp şeklindeki bir koli verilmiştir. Verilen koli genişliği 2 birim olan bir koli bandı ile birbirine dik kesecek şekilde görseldeki bir tam tur olacak şekilde kaplanıyor. Şimdi arkadaşlar tam tur şekilde kapladığımız zaman 10 burada, var, 10 burada var, 10 burada var, 10 burada var, 10 bir de altta var değil mi arkadaşlar? Yani katladığımız zaman ne yaptı? 10, 10, 10, 10 şu şekilde yaptı. 4 tane 10 var. Yani burası kaç yaptı arkadaşlar? 40'a burası 2 yaptı. İşte bu alan arkadaşlar. Bu alan kaç yaptı? 80 yaptı. E aynısı hop şöyle de arkadaşlar. 10 yüzey, 10 yüzey, 10 yüzey, 10 yüzey. E burada da aynı şekilde arkadaşlar. Bu sefer de sağ yüzeyli böyle gidiyor arkadaşlar. Bu sefer de yine burası ne arkadaşlar? 11'in burası. 11'in burası. 11'im alttan. 11'in buradan geliyor. Yani toplamda 41 oldu. Burası da 2'den. Şu alan kaç yaptı arkadaşlar? 80 yaptı. Cevap 80 artı 80 eşittir. 160 değil. Sebep. Arkadaşlar sen bunu böyle kapladın. Hocam bak şurada ne yaptı bunlar? Kesişti. Sen burayı e, hesaplarken 2 çarpı 40'tan 80 diye hesapladın ya. E, sen burayı da hesaplarken burayı da hesapladın tekrar. Yani sen buranın alanını iki defa şey yapmış oldun. Kesişim alanını iki defa şey yapmış oldun arkadaşım. 2 defa hesaplamış oldun. O zaman buradaki bir alanı çıkartacağız. E hocam altta da kesişiyor bunlar. Şurada da kesişiyor bunlar. O zaman ne yapacağız arkadaşlar? Cevabımız ne olmalı? 80 artı 80'den. Şurası kaç? Burası 2 birim. Burası da 2 birim. 2 kere 2 4. 4 alanını bir tane 4 alanını çıkartacağız. Çünkü bunu iki defa çıkartmış oldum. Bir tanesini çıkartmam lazım. O zaman bir tane alanı eklemem lazım orada. Pardon. Değil mi? 2 defa çıkarttığım için orada bir tane alanı eklemem lazım. Evet 2 defa çıkarttım. Bir tane alanı eklemem lazım. 4 ekledim. Üstte 4 ekledim. Bir de altta da 4 ekleyeceğim arkadaşlar. Burası da 2. Burası da iki olduğu için. Tekrar söylüyorum. Bir dakika kafa gitti bende ya. Şimdi ben bu alanı hesaplarken şurayı buldum. Evet şurayı buldum. Ee, alt tarafı da buldum. Şurayı da buldum. Toplamda kaç yaptı? 80 yaptı. Ama ben bu alanı iki defa hesaplamış oldum. O zaman bir alanı çıkartmam lazım arkadaşlar. Evet, pardon. Niye eklediysem oraya. Oradaki e, alanlar toplamını yazdım ya 80 80 160. Ben burada alanı iki defa yazmış oldum. O o yüzden bir tane alanı çıkartmam lazım. Yani şuradaki bir tane 4 alanını çıkartmam lazım. Altta da kesiyor bunlar. Alttaki de 4 alanını çıkartmam lazım. Yani alttaki 4 alanını da çıkartacağım. Cevap kaç yapıyor o zaman? 80, 80, 160. 160'tan 8 çıkınca 152 çıkıyor arkadaşlar. Bunu unutmayın arkadaşlar. Bu buradaki şey. Dikkat edin arkadaşlar. Bu buradaki alan bir tanesi. Bu da buradaki alan arkadaşlar bir tanesi. Tamam mı? O yüzeyi iki defa saymış olduk toplamda. İki defa saydığımız için birer tanelerini çıkartmamız lazım arkadaşlar. Evet. 8 sorunun cevabı 152 yaptı sevgili gençler. Güzel bir soru. Dikkat edin buna. Geldik yüzey alanı sorularına. Farklı üç yüzünün alanları 6, 12 ve 18 olan. Dikdörtgenler prizmasının hacmi verilmiştir. Hmm. Dikdörtgenler prizması. Hacmi verilmiştir. Peki. Dikdörtgenler prizması. Soruyu anlayabilmek için şekli çizeyim arkadaşlar. Farklı üç yüzünün alanı. Dikdörtgenler prizması. Arkadaşlar farklı üç yüzü dediği için A, B, C. Ön yüzeyi mesela 6 iken üst yüzeyi 6, 12 olamaz. Çünkü ön yüzeyli üst yüzey aynı. Yani mesela atıyorum A çarpı B'yi kaç vermiş? 6 vermiş. Ondan sonra cema başka ne var arkadaşlar? B çarpı C'yi 12 vermiş mesela. Bir de A çarpı C kaldı. A çarpı C yüzeyi de kaç? 18 vermiş mesela. Bu prizmanın hacmi isteniyor. Hacim dediğimiz nedir arkadaşlar? Bunlara tek tek değer mi vereceğiz? Hayır bulamayabiliriz arkadaşlar. Bazı arkadaşlar denk gelir bulur. Sıkıntı yok. Ama aslında sıkıntı var. Hacim neyse bunları tek tek değer vermeyle bulamayız tabii ki. Hacim neyse onu bulacağız arkadaşlar. Hacim dediğimiz neydi? A çarpı B çarpı C'ydi. O zaman ne yapalım arkadaşlar? Taraf tarafa çarpalım. Çarptığım zaman A kare, B kare, C kare geldi. Eşittir. 6, 12 ve 18 geldi buradan da. Her iki tarafın A kare, B kare, C kare. Her iki tarafın kare alırsam. Burada da kare içinde 6 var. Bir daha 6'lı yazabiliyor muyum? Yazabiliyorum. 12. 6 çarpı 2. Bunu ikili yazabiliyorum. 2 çarpı 9. Kök dışına çıkarması kolay olsun diye. A çarpı B çarpı C kaç yapıyor? 2 tane 6 bir tane 6 diye çıktı. 2 tane 2 bir tane 2 diye çıktı. Bir tane 9 da 3 diye çıktı. O zaman bu da kaç çıkar arkadaşlar? 36 çıkar. 9. sorunun cevabı da böylelikle 36 çıktı arkadaşlar. Geldik 10. soruya. Şekilde bir dik üçgen prizmanın açılımıyla beraber ayrı uzunlukları verilmiştir. Nasıl 4 tane, 3 tane dikdörtgen varsa o zaman bu üçgen prizma değil midir arkadaşlar? Hatta dik üçgen prizma. Hemen dik üçgen prizmayı çizelim arkadaşlar. Dik üçgen prizmayı çizelim. Şöyle çizelim. Yükseklikle bakın şurası şöyle. Bir kenarı 6 mı? Dik üçgen şu tabanlar olacak. ABC olacak. Bir kenar 6 dik üçgenin. Ee, ondan sonra bir kenarı kaç? 8. Bak şurası 6 8. Ş şunu şöyle yapıştırdığım zaman şu kenarlı şu kenar yapışıyor zaten değil mi arkadaşlar? A böyle şey yaptığım zaman ee, o zaman ne olacak arkadaşlar? Burası e, dik kenar dik kenarlar o zaman bu hipotenüs verilmemiş. Dik kenar bir tanesi 8 iken diğer kenarda ne olmak zorunda? 6 olmak zorunda. 6, 8, 10 oldu burası. A burası 6, 8, 10. O zaman burası da 10. O zaman burası da 10. Bak burası da yükseklik değil mi? Yükseklikte 10 verilmiş oldu. Prizmanın hacmi soruluyor arkadaşlar. Prizmanın hacmi neydi? Taban alanı çarpı yükseklikte. Tabanını kaç? 6 çarpı 8 bölü 2. 6 çarpı 8 bölü 2 çarpı yükseklik 10 yaptı. Yani kaç yaptı arkadaşlar? 240'a eşit oldu. Cevabımız balık kesir çıktı böylelikle arkadaşlar 10. soruda. Geldik 11'e. Çok dikkat edin arkadaşlar bu soruda. Şimdi ben bu soruyu çözdüm. Nerede çözdüm? Bizim katı cisim fasikülünde. Yani hatamız var mı? Var. Orada çözerken yanlış çözmüşüm arkadaşlar. Dikkat edin lütfen bu soruya. Hatta burada e, soruda bir şey daha ekledim arkadaşlar buraya. Açılım yapılırken ayrıtlar üzerinden yapılıyor diye bir not da düştüm buraya ekstradan arkadaşlar. Çünkü bu not olmazsa da soru değeri yine değişiyor arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Şimdi bak şimdi. Matematik öğretmeni bir öğrencisine taban alanı 25 birim kare ve yüksekliği de a, 6 birim olan kartondan yapılmış kare prizma. Bizim kare prizmamız nasıl olacak arkadaşlar? Şöyle olacak değil mi arkadaşım? Evet kare prizma. Açınımları da bilmenizi tavsiye ediyoruz arkadaşlar. Bu şekilde. Taban alanı kaç? 25. O zaman tabanı kaç olacak? 5 5 olacak. Yüksekliği kaç? 6. Tamam. Ben şimdi şunu açayım arkadaşlar. Açınımını yapayım. Açınım yapalım arkadaşlar. Açınım. Bak şimdi açınımı yapıyorum. Şöyle yaptım. Bir kare. 25'lik bir kare. Sonra şöyle bir şey. Sonra yan yüz dik, dikdörtgenleri şöyle açıyorum arkadaşlar. Sonra öbür dikdörtgeni şöyle açıyorum. Açılım yapıyor, ayıp yapıyoruz. Sonra bunu da buraya yapıyoruz. Diğer tabandaki kareyi de istediğin yere koy. İstersen buraya koy, istersen yukarı koy, istersen buraya koy. Bunun açılımını siz genelde böyle diyorsunuz. Evet, şöyle de yapabilirsiniz arkadaşlar ama böyle yaparsanız bu soru için sıkıntı yaşayabilirsiniz arkadaşlar. Bak şimdi. Yapılan hata ne biliyor musunuz? Şimdi dikkat. Ben de aynı hatayı yaptım arkadaşlar. Ben de aynı hatayı yaptım. Düşünün. Şimdi tabanı kaç bunun? Tabanı 5. 5. Yüksekliği kaç? Açılımda 6 olduğunu biliyoruz. Burası da kaç birim? 6 birim. Diyor ki açılan kartondan taban alanı 16 birim kare olan en büyük hacimli kare prizma yapılması isteniyor. Hadi bakalım. Tabanı kaç alacak arkadaşlar? Tabanı 4 olacak. E tabanı 4 olması için ben şu şekilde seçer miyim? Seçerim. Ben çözümde de açılımı bu şekilde yapmışım. O yüzden hocam ben o zaman buradaki karenin bir kenarını 4 alırım. Bir kenarını 4 alırım. Yüksekliği de 6 alırım dedim. Ve yüksekliği 6 aldığım için cevabı da 42 buldum. Cevap 42 değil. Ben en büyük şeyi bulmaya çalışacağım arkadaşlar. Bu açınımdan yeni bir kare prizma yapacağım. Yeni bir kare prizma yaptığım zaman da ne olacak? Bakın Yeni kare prizmanın yüksekliği bu yapmaz ki. Niye? Yeni kare prizmanın yüksekliği bakın şuraya kadar gelirim. Bak. Şuraya kadar gelirim. Yüksekliğimiz 6'dan daha büyük oluyor arkadaşlar. Bak. Şuraya kadar gelirim. Bak. Şuraya kadar gelirim. Geldim. Bir kenarı kaç bunun? 4. O zaman dikkat edin. Bir kenarı 4. Şurası 4 ise bunlara 1-1 kaldı. Tam merkezleri aynı kalacak şekilde yaptığım zaman yükseklikleri eşitleyebilirim aynı azından. Şuradaki yüksekliğe kaç kaldı? 1 bölü 2 kaldı. Yani ben bununla ilgili bir şey yapacak olursam. işte bak buradaki çözümde biz onu düşünmemişiz arkadaşlar. Yüksekliğimiz yeni yüksekliğimiz ne yapacak arkadaşlar? Kare prizmanın yeni yüksekliği. Tabanım şurası olacak olursa. E, burada da tabanı da burası olacak arkadaşlar. O zaman ben bunu böyle kıvırdığım zaman. Yüksekliğimiz yeni yüksekliğimiz ne olacak arkadaşlar? Şöyle bir prizma elde ediyorum arkadaşlar. Şöyle bir prizma kare prizma elde ediyorum arkadaşlar. Evet. Tabanımız kaç? Tabanımız 4. Yüksekliğimiz kaç? 6 artı 1 bölü 2. Yani 13 bölü 2 olan bir prizma elde ederim. En büyük. Ama açılım yaparken ayrıtlar üzerinden açılım yaparsam böyle. Bak. Sorunun sonunda hatırlatın diyeyim ama ben hatırlarım inşallah. Ee, bu ayrıtlar üzerinden açılım yapmasaydım sorunun cevabı yine değişiyordu arkadaşlar. Bu arada çok güzel bir soru. ÖSYM böyle katı cisimlerle ilgili sözel Zor bir soru soruyor arkadaşlar. Ciddi anlamda. Güzel mantıklı sorular soruyor. Bence çok şahane bir soru bu. Evet. Yeni oluşan cismin tabanı 4 yapacak. Yüksekliği 6 olmayacak. Yüksekliği 13 bölü 2 olacak. Bak süper bir mantık arkadaşlar. E, o zaman arkadaşlar şu öncelikle şey yapıyor. Buna göre öğretmenin sorduğu sorunun cevabı aşağı, e, öğrenci prizme yaptıktan sonra geriye kalan kartonun alanı kaç bin karedir? O zaman ben bu bu alandan bu alanı çıkartacağım. Evet bu alan bu alan ne arkadaşlar? Bu alan nedir? Taban alanından iki tane var değil mi? Şurada taban alanında bakın. Taban alanından iki tane var. 25'ten iki tane var. 25'ten iki tane var. 25 çarpı 2'den. 25'ten iki tane var. Artı bir de arkadaşlar 5 çarpı 6'dan 4 tane var. Onu da yazayım. 5 çarpı alttan 4 tane var. Eksi bu alanı çıkarttığım zaman kalan yapıyı bulurum. Kalan yapı neresi? Şuraları kalıyor arkadaşlar. Ya da tek tek bunları da hesaplayabilirsiniz de ben neyse o prizmanın hacminden e, alanından bu prizmanın alanını çıkartıyorum. Yani 4'ün karesinden 2 tane var. Şu 5'in karesi yazayım ki daha iyi anlarsınız. 4'ün karesinden 2 tane var. Bir de 4 tane de 4 çarpı 13 bölü 2 var. 4 çarpı 13 bölü 2 var arkadaşlar. İşte bu alanı açtığınız zaman cevap kaç geliyor arkadaşlar? 34 geliyor. Peki hocam şu notu koymasaydınız. Bak çok güzel bir soru. Bu notu koymasaydınız ne olacaktı? Arkadaş açınımda ben burada merkezde seçtim bunu. Burada bak şurası 4 birimken buraya 1 bir, bir birim kaldı. Ben üstteki bak hayal edin üstteki kutunun açılımı yaparken üst, üstteki kutunun yarısından kesecek olursam bak üstteki kutunun şu yarısından kesecek olursam o zaman açınımım nasıl olur gençler? Şöyle, şöyle, şöyle ve şöyle olur. O zaman yarısından kestiğim zaman şurada bir dikdörtgen olur. Kaça kaçlık? Şurası 5 bölü 2'ye 5 bölü 2. 2,5'luk bir dikdörtgen olur. Burada da bir 2,5'lik dikdörtgen olur. Ne yaptık? Biraz önce karenin tamamını buraya koydum. Ben yüksekliği, hani olabildiğince olabildiğince yüksekliği şey seçeceğim ya şimdi arkadaşlar. Ee, olabildiğince yüksekliği çok büyük seçmeye çalışacağız ya. Ondan dolayı bir hamle yapmaya çalışıyorum. Bak şimdi. Eğer tam ortadan kesersem 2.5 2.5 oluyor. Ben burada dörtlük şey yaptım. Buradan 1 bölü 2 geldi mi? Geldi. Buradan geldim geldim geldim. Buradan da 1 bölü 2 alırım. O zaman burada da şu karenin şurası yok. O zaman şöyle olacak. Burada şu kare dörtlük karenin bir ucunu şurada alırım. Dörtlük karenin buraya da kadar geldiğim zaman bir ucunu da şöyle şurada alırsam arkadaşlar buradan da 1 bölü 2 daha gelir. Yüksekliği 7 yapabilirim yani ya arkadaşlar. Yüksekliği 7 yapabilirim. Ama bunu hiç karıştırmayın. O kadar detaylı da sormazlar. O kadar detaya da girmezler. Hiç buna girişmeyin. Yani şunu demek istiyorum arkadaşlar. Ben yüksekliği ne buldum bu şekildeyken? Ayrıtlar üzerinden açılım yaptığım zaman yüksekliği ne buldum arkadaşlar? 1 bölü 2 daha eklenmiş oldu. 13 bölü 2 buldum. E burada e, yarısı burada yarısı burada koyduğum zaman o açılımda yüksekliği 7 birimde bulabilirdim. Ama soru bu haliyleyken gerçekten çok da güzel bir soru arkadaşlar. 11. soru böylelikle 34 yani balık kese çıktı. Geldik 12. soruya. <laughs> Şekilde iki farklı küp gösterilmiştir. Küplerden küçük olanını o köşesi işte buraya yüzeye gelmiş. NK doğru salmış. Tamam. BC uzunluğu 2 birim olarak verilmiş. Tüm şeklin yüzey alanı kaçtır diye soruluyor arkadaşlar bize. İki farklı küp gösterilmiştir. Küplerden küçük olanın o köşesi büyük küpün KLM'nin yüzeyinin ağırlık merkezine gelmiş. Ha. Düşünün şimdi. Bir karenin ağırlık merkezi burasıysa buradan dik çizdiğinde iki eş parçaya bölmez mi böler? Ağırlık merkezine gelmişse o zaman burası 2 ise burası da 2 olur. Yani şurası kaç yaptı arkadaşlar? 4 yaptı. Şimdi bizden ne isteniyor? Tüm şeklin yüzey alanı. Arkadaşlar tüm şeklin yüzey alanını bulurken şu şekilde bulabilirsiniz. Ne yapacaksınız? Tüm alanı ikisinin tüm alanını bulacaksınız. Kaybolan yüzeyleri çıkartacaksınız. Kaybolan yüzeyleri çıkartacaksınız. Ama bence böyle yapacağınıza yani kaybolan yüzeyini burada bak şu şekilde tüm alanları bulalım. Hadi bulalım. 6 tane 2'nin karesi artı 6 tane 4'ün karesi. Kaybolan yüzey neresi arkadaşlar? Burada şu alan gitti mi? Gitti. Yani 2'nin karesi gitti. Şu küp de gitti. Öbür küpte de o yüzey gitti arkadaşlar. Yine 2'nin karesi gitti diyeceğiz. O zaman kaç çıkacak arkadaşlar burada? Cevap 6 kere 4 24 artı 16. 16 ile 6 yaptığımız zaman 96. Eksi 4 eksi 4. O zaman 20 92. 20 ile 92'yi topladığımız zaman kaç yapıyor arkadaşlar? 20 ile 92'yi topladığımız zaman 112 yapıyor. Evet cevap 112 yapar arkadaşlar. Bu birinci yol olsun. İkinci yolda yani şurası ortak oldu arkadaşlar. Şurası ortak yüzeyi. Ne yaptık? Çıkarttık. Normalde iki yüzey alttan akara alttan akara yazdık. E bu yüzey bu alanda gitti. Kayboldu. Öbür küpte de o yüzey kayboldu. Bu şekilde yaptık. Ama arkadaşlar bu şekilde yapacağımıza bir de şu şekilde de yapabiliriz. Birim küplerle oluşturulabilen yapılarda yüzey alanı görünen yüzey alanı çarpı 2'dir. Bunun alanı kaç? 4. Bunun alanı kaç? 4. Bunun alanı kaç? 4. Burası 16. Burası 16. Hocam şu alan bir de görünüyor. Yani şöyle yapacak olursak Şurası kaç yaptı? 2 kere 2 4 burası. Burası da 4. Burası da 4 yaptı mı arkadaşlar? Yaptı. Gördüğünüz üzere. Görünen yüzey. ikinci yolda. Görünen yüzey. Alanı çarpı 2. 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6 kere 4, 24. Yani 24 artı 16, 16, 32. Bir de bunu neyle çarpacağız arkadaşlar? 2 ile çarpacağız. O zaman burası kaç yaptı arkadaşım? 56 yapıyor. 56'yı 2 ile çarptığımız anda kaç yapıyor? 112 yapıyor sevgili gençler. Bakın aynı cevabı bulmuş olduk. Görünen yüzeye çarpı 2. Yok neresi kaybolmuş? Orası kaybolmuş. Burası kaybolmuş. Öyle olmuş, böyle olmuş diye hiç uğraşmamıza gerek yok arkadaşlar. 12. soru böylelikle ne çıktı? 112 çıktı arkadaşlar. Bu da güzel bir soru. Geldik şuraya. Bak bu yapının alanı. Görünen yüzey alanı çarpı 2. Ama öncelikle bize AB uzunluğunu vermiş. Bir dik üçgen yapmam lazım havadaki bir doğruya. Ne, ne yapayım? Üçgen oluşturayım. Üçgen nasıl oluşturabiliriz? Hop şöyle yapınca. Burada birim küpler eksikmiş gibi arkadaşlar. Birim küp olduğunu farz edin. Birim küpler olsaydı bu yan yüzeye dik olacaktı arkadaşlar. O yüzden burada kaçı? 90 derece. Burası kaç? 1. Burası kaç? 2. Ama bu yapının alanı kaçtır diye soruyor. AB 12. Ben burayı bilmiyorum ki. Şuraya A diyeyim. Burası ne oldu arkadaşlar? Burası 2A oldu. Şurası da 90 derece. 1 2 kök 5 üçgen. A kök 5 yaptı. Burası da kaç A? 2A. E, o zaman burada x'in karesi yani 12'nin karesi neye eşittir? A kök 5'in karesi artı 2A'nın karesi. Buradan kaç geldi? E, bu 12 çarpı 12 eşittir. 5 artı 4'ten 9'a kareye eşit oldu arkadaşlar. 3'e bölsen 3'e bölsen 4. Bir daha 3'e bölsen 3'e bölsen 4. A kare 16 ise tamam. A kare 16 ise A da buradan kaç geldi arkadaşlar? 4'e eşit oldu. Evet A'yı 4 bulduk arkadaşlar. A 4. Ne yapacağız? 4 kere 4 bir tanesinin alanı 16. Görünen yüzey alanı çarpı 2. Alan. Görünen yüzey çarpı 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 tane yüzey görüyorum. 11 tane ne var? 16 var. 11 tane 16 alanı var çarpı 2 diyeceğim. Bu kaç yaptı? 11 çarpı 32 yaptı. 11 ile çarpmanın kolay yolu 3 ile 2'ye ayır, toplamını da buraya yaz. Yani cevabımız 352 yapar arkadaşlar. 13. sorunun cevabı da böylelikle 352 oldu sevgili gençler. <laughs> Geldik şuraya. Parça çıkarma. Evet, parça çıkarma. Çok güzel bir mantığı var arkadaşlar. Yukarıda anlattık zaten. Yukarıdaki verilen özdeş küplerden şekildeki gibi birim küpler çıkarılmıştır. Bir numaralı şeklin yüzeyi 96 imiş. Evet bir numaralı şeklin e, bir yapısına A diyecek olursak. Ne yapıyoruz arkadaşlar? İlk önce ilk alanı yazıyoruz. 6 tane A kareyi yazıyoruz. Eklenen alanları ekliyoruz. Çıkarılan alanları çıkartıyoruz. Ama nötrleyenlere dikkat. Bak üstteki yüzey çıktı. Alttaki yüzey oluştu mu? Oluştu. Bunlar nötrledi. Alt üst nötrledi. Sağ sol nötrledi. Çıkan yüzey burada da oluştu. Bir de ön arka kaldı şimdi. Ön çıktı. Arkada da oluştu. Nötrledi. Yani sen köşeden çıkarttığın zaman alan değişti mi? Değişmedi. 6 a kare yaptı. Eklenen ya da çıkan bir alan olmadı. 6 a kare neye eşitmiş arkadaşlar? 96'ya. A kare eşittir. 16. A'yı buradan kaç buldun? 4 buldum. Süper. Buna göre e, birim küpler çıkartılıyor. Bir kenarı bir birim olan küpler çıkartılıyor. Bak şimdi. Buradan şunu çıkarttım şimdi. Birinciyi hallettik. İkinci şekle bakalım arkadaşlar. Bu birinci şekildekimiz. İkinci şekildekine bakalım. İkinci 2 iki ve 3 numaralı şeklin yüzey alanları toplamı kaçtır diye soruluyor bize. Şimdi arkadaşlar e, tüm alan zaten kaç? 96. 96'ya eklenen alanları ekleyeceğim. Çıkartılan alanları çıkartacağım. Ya da öncelikle şunu diyelim. Buraya A'yı kaç bulduk arkadaşlar? 4 bulduk. 6 tane 4'ün karesine eklenen alanı ekle. Üst çıktı. Altta oluştu mu? Oluştu. Nötrledi. Hocam ön çıktı. Arkada oluştu mu? Oluştu. Nötrledi. Hocam bu yüzey önceden yoktu. Hatta burada da bir yüzey oluştu. 2 tane yüzey eklendi artı 2 tane 1'in karesi eklendi. Yani 96 artı 2'den kaç yaptı? 98 yaptı arkadaşlar burası. Geldik 3. yüzeye. Burada arkadaşlar 3. yüzeye geldiğimiz zaman da 3. de alt tane 4'ün karesi tüm alanı yazdım. Bu alan çıktı. Altta oluştu mu arkadaşlar? Oluştu. Nötrledi. Ama hocam önceden şuradaki alan var mıydı? Yoktu. Yani bak, üst 6 yaptık. Tamam. Sıkıntı yok. Nötrledi. Hocam sol sağ eklendi. Yani iki tane birin karesi eklendi. Artı ön arka o yüzeyler de ekstradan oluştu. Şu yüzey de ekstradan oluştu. Arkadaki yüzey de ekstradan oluştu arkadaşlar. Bunlar da eklendi o zaman. O zaman ne diyoruz arkadaşlar? İki tane birin karesi daha eklenmiş oldu. Ön arka eklenmiş oldu. Yani 96'ya kaç ekleyeceğiz arkadaşlar? 4 ekleyeceğiz. 96'ya 4 ekleyeceğiz. O zaman burası da kaç yaptı? 100 yaptı. O zaman e, yüzey alanları toplamı. Bizden ne isteniyor gençler? Bizden 98 ile 100'ün toplamı isteniyor. O da 198 yapar arkadaşlar. Yani cevabımız 198 yaptı. Güzel bir sorudur. Ee, parça çıkarmayı anlatan en güzel sorulardan bir tanesidir. Geldik 15'e. Hacime geldik herhalde. Evet. Taban alanı 16 birim kare olan karedik prizmanın hacmi. Taban karedik prizma. Arkadaşlar sözel sorular soruyor ÖSYM. Dikkat. Kare prizma. Ne yapıyoruz? Hemen bir şekli çizelim arkadaşlar. Şöyle. Şekil çizmeye alıştırın kendinize. Kare prizmayı çizdik. Bazen çizmemize gerek kalmıyor ama olsun çizelim. Taban alanı 16 ise kare ise o zaman burası kaç kaç yaptı? 4 4 yaptı. Prizmanın hacmi o zaman yüksekliğe daha dersem. Taban alanı çarpı yükseklik eşittir 144 ise. E, 16'ya bölsek kaç yapıyor arkadaşlar? 10 yazsak olmuyor. 8 6 kere 8 48. 6 kere 9 54. 9 yapıyor galiba değil mi? Haşı buradan ne bulduk? 9 bulduk. Yüzey alanı kaçtır diye soruluyor arkadaşlar. O zaman burası dörtgen. Yüzey alanında ne olacak? Yüzey alanında alanda taban alanları. İki tane dördün karesi var. Bir de dört tane de 4 çarpı dokuz var arkadaşlar. 4x9, 4x9 4 çarpı dokuz, dört çarpı 9 şeklinde. Dört tane de 4 çarpı dokuz var. Yani 32 artı 4 kere 4, 9, 36. E, ee, 36 ile de 4 çarptığımız zaman 144 yapıyor. 144. İşlem hatası yapabilirim arkadaşlar. Yani o kadar ardarda arda soru çözüyoruz ki. O zaman burası da kaç yaptı arkadaşım? 176. Evet cevabımız böylelikle 176 yapar. 15. sorunun cevabı. Geldik 16. soruya. Hacminin sayısal değeri alanının sayısal değerinden küçük olan. Hacminin sayısal değeri A küp. E, küçük olan bir küp. Alanının sayısal değerinden küçük olan bir küp. En büyük tam sayı değeri kaç bir küptür? Normalde sadeleştireceğiz. Sadeleştirmek yanlıştır. Tabi de yani geometride yapabilirsiniz bunu. Çünkü ee, şey gelmez arkadaşlar. Sıfır diye bir kök olmaz zaten burada. Buradan A ne geldi. 6 geldi. Bu küpün hacminin en büyük değeri isteniyor. Yani bizden A küp eşittir nedir diye soruluyor arkadaşlar. Haberiniz olsun. Hocam A yerine 5 yazarız. 5'in kübü eşittir 125 dersiniz. Kesinlikle ama kesinlikle yanlış olur. Sen küpün bir kenarının tam sayı olduğunu biliyor musun? Bilmiyorsun. E Bizden A küp isteniyor. E her iki tarafın kübünü al. O zaman burada her iki tarafın kübünü alırsan A küp küçüktür 216 olmaz mı? Olur. O zaman A küpün en küçük değeri kaç olur arkadaşlar? 215 olmak zorunda. Dikkat edin tamam mı? Yani küpün bir kenarı tam sayı falan dememiş. <laughs> Geldik 17. soruya. Şekil 1'deki kare prizma şeklindeki silginin ölçüleri 4-4 bilmem ne olarak verilmiş. Silgi hep aynı yerden e, kullanılarak zamanla şekil 2'deki duruma gelmiştir. E, kullanılan silgi nedir diye soruluyor. Yani bizden ne isteniyor arkadaşlar? şuradaki yapının hacmi. Kaybolan yapı. Kaybolan yapıyı eski haline geri getirelim. Bakın. Kaybolan yapı bu değil mi gençler? Evet. Bizden bunun hacmi isteniyor. Bu nasıldır arkadaşlar? Bu üçgen prizmadır. Hocam tabanı dikdörtgen değil mi? Hayır. Bak beyaz şu kıs boşluğa bak. Tabanı şey değil. Dikkat edin. Tabanı ve tavanı aynı olan şekillere biz prizma diyoruz. Tabanı üçgen, tavanı da üçgen. Yan yatıp durmuş sadece. E benim şurayı bulmam lazım arkadaşlar. Şu yükseklik kaçtı zaten 4'tü. Yani burası da 4. Burası 27 14 burası 6 oldu. Şuradaki yeni konumda tabanı burası iken burası da yükseklik oldu. O zaman taban alan çarpı yükseklik 4 çarpı 6 bölü 2 taban alanı çarpı yükseklik hacmi verecektir arkadaşlar. Yani cevabımız da kaç yapıyor böylelikle? 48 yapıyor. Örnek 17'nin cevabını 48 bulduk. Geldik örnek 18'e yine hacim soruluyor bize ama parça çıkarmayla ilgili bir hacim. Ee, bu sefer de alan kaybolduğunu da göstermek için şöyle bir soru da yazdım arkadaşlar. Bak ne diyor? Ayrıt uzunlukları 3, 4 5 olan dikdörtgenler prizması şekildeki gibi kare prizma çıkartılıyor. Kare prizma çıkartılıyor. Eski haline geri getir şekli. Getirdim. Kalan cismin yüzey alanı 106. Kalan cismin yüzey alanı. İlk önce tüm alanı hesaplıyorum. Tüm alanı hesaplarken 3, 4, 5 ne yapıyordum? İkişerli çarpımın iki katıydı. Yani 3 kere 4 12. 2 ile çarptım 24. 5 kere 4 20. 2 ile çarptım 40. 3 kere 5 15. 2 ile çarptım 30. Tüm yüzey alanı bu. Tüm yüzey alanından eklenen alanları buluyorum. çıkarılan alanları çıkartıyorum. Eklenen alanları ekliyorum. Çıkartılanları çıkartıyorum. Ne yapıyorum? Alt üste bakıyorum. Sağa sola bakıyorum. Ön arkaya bakıyorum. Üste baktığım zaman üst yüzeye çıktı. Altta oluştu mu? Oluştu. Nötrledi. Hocam ön arkaya bakıyorum. Ön çıktı. Kare prizma çıkmış. Şurası A A diyecek olursam. A kare çıktı. İki tane A kare çıktı arkadaşlar. Bir buradan çıktı bir de buradan çıktı. Arka tarafı deldiği için. Eklenen yüzey var mı? Evet. Şu yüzeyde ne oldu? Eklendi arkadaşlar. Hatta bu tarafında da var değil mi? Aynı yüzey arkadaşlar. Evet. Yani şurası 5 ya. 5 çarpı A'lık yüzeyde eklendi. 2 tane 5 çarpı A eklendi arkadaşlar. Bu da 106'ya eşitmiş. Peki. Hepsini öbür tarafta toplayayım. Eksi 2 kare yaptım. öbür tarafa 2 kare eksi 10A yaptı burası. Şurası 40, 70, e, 70, 94 yaptı. 106'dan 94 çıkartırsam 12 mi kalıyor? Evet 12 kalıyor. Artı 12 yaptı. 2'ye böldüğüm zaman ne geliyor arkadaşlar? A kare eksi 5 A artı 6 eşittir 0 yaptı. Çarpanları ayırayım. Eksi 3'e eksi 2 dediğim zaman A'ya A olur. Buradan ne geliyor arkadaşlar? A eksi 3 çarpı A eksi 2 eşittir 0 geldi. A buradan 3 geldi. A buradan 2 geldi. A 3 olamaz. 3 zaten bunun tamamı arkadaşlar. 3 olamaz. A 2 oldu. Bu çıkarılan yapının hacmi isteniyor. Evet, 2. Çıkarılan yapının hacmi 2'nin karesi çarpı yükseklik hacim. Yani 5. Yani kaç yaptı o zaman? Cevabımız 20 yaptı arkadaşlar. Evet. Kaçıncı soru? 18. sorunun cevabında böylelikle 20 bulduk arkadaşlar. <laughs> Geldik 19. soruya şöyle bir Egea'nın E'sini soralım değil mi? Şekildeki, şekil 1'deki 10 eş cam küpten yapılan bir akvaryum H yüksekliğine kadar su ile doludur. Peki. Sonra akvaryumun duruşu beğenilmeyip bu şekilde konulmuş. Yüksekliği X olmuş bu sefer. Peki H bölü X nedir diye soruluyor. Arkadaşlar ne diyelim? Kübün bir kenarına A diyelim. A, 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 A. Tamam. O zaman ne oldu arkadaşlar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Buranın hacmi ne yaptı? 7 aküp yaptı. E, aküp 7 tanesi dolu. Su aynı su mu? Aynı su. O zaman burası da 7 aküp eşit olacak. Ama bir tanesi burada, bir tanesi burada, bir tanesi burada, bir tanesi burada, bir tanesi de burada olduğu için. Şurası zaten 2A arkadaşlar. Şuraya da ne diyeyim? Y diyeyim isterseniz buraya. Y'yi bulursam olay bitti arkadaşlar. Şuraya da Y diyeyim. X de 2 artı Y'ye eşit olacak. Bakın suyun hacmi 7 küp. 1, 2, 3, 4, 5 küpü bu buradaysa buraya da 2 aküp mü kaldı? Evet. Şimdi dikkat. Burası 1, 2, 3, 4, 5 tane A. 1, 2, 3, 4, 5 A. Burası da A. Taban alanı çarpı yükseklik. Yani 5A çarpı 5A çarpı A taban alalım. Çarpı yükseklik Y. Neye eşit olacak? 2A küpe eşit olacak. Buradan da Y neye eşit oldu arkadaşlar? A kare ile 2 e, tane A gitti. Buradan A kaldı. 2A bölü 5'e eşit oldu arkadaşlar. H neye eşit oluyor o zaman arkadaşlar? H da pardon X de neye eşit oluyor arkadaşlar? 2A artı Y'ye eşit olduğundan dolayı yani 2A artı Y'de kaç yapıyor? 2A artı 2A bölü 5 e eşit olduğundan dolayı 12 bölü 5 e eşit oldu arkadaşlar burası. Şimdi bizden H bölü X isteniyor arkadaşlar. H dediğimiz kaç A? 4A. Bölü Y dediğimiz X dediğimiz kaç arkadaşlar? 12A bölü 5. Yani ne yapacağız arkadaşlar? Şuraya yazayım da şurası lazım olacak. 4A bölü 12A bölü 5. A'lar gitti. Buradan da 4 çarpı 5 bölü 12 geldi arkadaşlar. Şunlar şunlar sadeleşti. Işte 3 yaptı. Cevabımız da kaç yaptı? 5 bölü 3 yaptı. Çok da güzel bir soru arkadaşlar. Tam da ÖSYM'nin soracağı tarzda bir soru aslında. Evet 19. soru. Böylelikle 5 bölü 3 çıktı arkadaşlar. Geldik 20. soruya. Elinizdeki kitabın boyutları 20 cm, 30 cm ve 1.8 cm'dir. Evet 1.8 cm bir tanesi. Bu kitaplardan şekilde görüldüğü gibi 20 tanelik paketler yapılmış. 10 tane üstte 2 tane bak 10 burada 10 burada yani şuradaki yükseklik kaç yaptı o zaman 10 tane ise 18 santimetre yaptı. Bu kitap paketleri 9 metre santimetreye çevir 900 santimetre bu 400 santimetre bu 300 santimetre olan dikdörtgenler prizması şeklindeki bir depoya konulacaktır. Buna göre depoya en çok kaç paket yerleştirilebilir arkadaşlar. Şimdi dikkat edin arkadaşlar buraya. Bu kitabı nasıl koyacağım önemli. Belki tam dolduramayacağım. Belki de tam dolduramayacağım. Yani yüksekliği tam dolduramayacağım yerler olabilir arkadaşlar. Şimdi ben büyük dikdörtgenler prizması içerisine şurada yapayım. Büyük dikdörtgenler prizması içerisine ne koyacağım arkadaşlar? Şöyle. Büyük dikdörtgenler prizmasının içerisine şu kitaptan koyacağım. Yani şurası kaç arkadaşım? <laughs> burası 900. Burası 400. Burası da kaç olacak? 30 olacak. Bak 900, 430. Hocam ben 40'lığı şuraya yapıştırsam, bu yüzeye yapıştırsam. 40, 40, 40. 940 940'a bölünüyor mu? Hayır. Bak en son şurada bir boşluk kalacak. En fazla olması için 900'e bölünebilen bir sayıyı. 900'e bölünebilen bir sayı koymalıyım. Dikkat. 900'e bölünebilen bir sayı hocam 30'da bölünüyor 18'de bölünüyor. Ya ben burada 900'de 30'da düşünebilirim 18'de düşünebilirim. 400'de 400'e bölünebilen bir sayıyı koymalıyım buraya tam yapıştırılabilmesi için. 400'e bölünebilen bir sayı 30 400'e bölünmüyor. E, 40 400'e bölünüyor 18 400'e bölünüyor mu bölünmüyor. O zaman ben 400'e neyi yapıştırabilirim arkadaşlar 400'e 40'ı yapıştırabilirim. Evet 400'lük kenara 40'lık kenarı koyacağım. 40'lık kenarı yapıştıracağım. Yani şuraları 40 40 40 40 olsun ki sıfırlansın. 300'lüğe de arkadaşlar 30'luk ya da 18'likten birini koyacağım şimdi. Bu 30'a bölünüyor. Hocam bu 30'a bölünüyor. Bu 18'e bölünüyor mu? 6'ya bölsen 3, 6'ya bölsen 5. Aa, 18'e bölünmüyor. O zaman ben bunu 30'lu 300'lüğü 30'luk yüzeyle kaplayacağım. Ee, şu 300'lü 30'luk yüzeyle şurası 300 ya 30 30 30 şey yaparsam tam böyle sıfırlama doldururum arkadaşlar. Bak çok güzel bir soru. O zaman 900'lüye de ne kaldı arkadaşlar? 900'lüye de 18'lik 18'likleri böyle koyunca olay bitti arkadaşlar. O zaman şuraya 900'lüye 18 tane koyduğum zaman buraya kaç tane koyabilirim arkadaşlar böyle? 900 bölü 18. 900 bölü 18. Yani 900'ü 18'e böldüğümüz zaman. 918'e böl bakayım. a, tut tut 6'ya bölsem 6'ya bölsem 150. 6'ya bölsem 3. 50 kalıyor. Burası 50 yaptı. Ben buraya 50 tane koli yerleştirdim. 50 tane. 400 40'lık koyacağım. O zaman burası da 400 bölü 40 diyeyim arkadaşlar. Şurası da 400 bölü 40 diyeyim. Yani kaç yaptı? 10. Buraya 10 tane. Buraya 50 tane. Buraya 10 tane. Yukarıya 300'lüye kaç tane koyacağım arkadaşlar? 300'lüye de 30'luk. 300 bölü 30. Kaç yapıyor? 10 tane. 10 tane de yukarı doğru koyacağım arkadaşlar. Şöyle yukarı doğru koyacağım. 50 e, tane buraya. 10 tane buraya. 10 tane de buraya koyduysam o zaman ne olacaktır? 50 çarpı 10 çarpı 10. Yani cevabımız 5000 tane şu kolilerden yerleştirebiliriz arkadaşlar. Gerçekten çok güzel bir soru arkadaşlar. Mesela 900'lük kısma 40'lı 40'lı koysaydık boşluk kalacaktı. O boşluk benim için değerli. Hiçbir yerde boşluk kalmasın diye hamle yaptık. Çok da güzel bir soru çıktı arkadaşlar. Gerçekten mükemmel bir soru. Valla ÖSYM böyle bir soru sorabilir arkadaşlar. Buna dikkat edin lütfen. Sanırım böyle bir soru da bu zana kadar da sormadı. Geldik 21'e. Şimdi Sanırım ÖSYM böyle bir soru sordu ya. Bu kadarını mı sordu? Böyle bu kadar ağırını mı sordu? Tam bilmiyorum ama ağır da değil aslında. Görseldeki küpten her yüzeyinin ortasında bulunan ve taban yüzeyi bulunduğu yüzeyin alanının 9'da 1'i olan yani 9'da 1'e taban yüzü yani burası A iken burası kaç A olacak o zaman? 3A olacak. 9'da 1'e 1'e 3 oran olması lazım. A kareyken 9A kare oluyor çünkü. E 9'da 1'i olan kare prizmalar yontularak çıkartılan prizmaların yüksekleri küpün bir ayrıtına eşittir. Evet dik olarak kesiliyor böyle. O zaman dik olarak kesilecek. O zaman dik olarak kesilecek böyle. Küpün içinde oluşan boşluğun yani oyuğun hacmi 21'miş. Aa hocam 3 tane yüksekliği kaç yapıyor? 3 a değil mi? Kare prizma çıkartmış olduk biz değil mi? O zaman 3 tane kare prizma. 3 tane kare prizma. Taban alanı A kare çarpı yükseklik 3A 21'e mi eşit? Cık, değil. Niye biliyor musunuz? Çok önemli bir şey. Sen buradan bunu çıkarttın. Buradan bunu çıkarttın. Buradan bunu çıkarttın. Ortadaki kısmı ortadaki de A'ya ağlık bir küp yapmıyor mu arkadaşlar? Şurası A'ya ağlık bir küp yapmıyor mu ortadaki arkadaşlar? Ortadaki A'ya ağlık bir küpü 3 defa çıkartmadın mı sen? Evet. E onu bir defa çıkartmam lazım. O zaman 2 tane fazlalık çıkarttım. O zaman iki tane kareyi ortadaki kübü eklemeliyim. Bak tekrar söylüyorum. Bir tane çıkarttım, iki tane çıkarttım, üç tane çıkarttım. Yani sen ortadaki kesişim bölgesi ortak ya şurası. Bu ortak bölgeyi üç defa çıkartmış oldun. Senin bir defa çıkartma hakkın var buraya. O yüzden ne yapman lazım? İki tanesini de eklemen lazım. Yani e, pardon, oradaki hacmi bulacağım ben e, hacim olarak eklediğim için buradakini çıkartmam lazım o zaman. Bak hacim hesaplarken 1, 2, 3. 3 defa ama sen bunu 3 defa hesaplamış oldun. Bunu bir defa hesaplaman lazım. O yüzden 2 tane kübün hacmini orada ne yapman lazım arkadaşlar? Çıkartman lazım. Yani 3 tane kare, kare prizmayı ne yaptın? Hacmi buluyoruz ya. 3 tane kare prizmanın hacmi eksi ortadaki prizmanın hacminden de 2 tane. Normalde 3 defa çıkarttık ama onu. Hani 3 defa ekledik ama bana bir tanesi lazım. O yüzden 2 tanesini çıkartmam lazım. 2 tanesi fazlalık yani. O yüzden bu da neye eşitmiş? 21'e eşitmiş. Bu kaç yaptı? 9. 3 tane akara çarpı 3a. E. Tamam. 9 a küp eksi 2 a küp eşittir 21 ise 7 a küp eşittir 21 a küp eşittir kaç geldi? a küp eşittir 3 geldi. Başlangıçta verilen küpün hacmi isteniyor. a küp 3 ise bizde başlangıçtaki verilen küpün hacmi 3a'nın kübü değil midir? 9a küp isteniliyor. 9 çarpı a de 3 olduğu için cevabımızda kaç çıkar arkadaşlar? Ee, a küpü 3 bulmadık mı ya? Evet a küpü 3 bulduk. Ya, yok 3'ün küpü kaç, kaç yaptı arkadaşlar burada? 27 yaptı özür dilerim. 27 a küp isteniliyor bizden. 27 çarpı 3'ten cevabımızda kaç yaptı? 81 yaptı arkadaşlar. Evet örnek 21'in cevabı böylelikle 81 oldu. ÖSYM bunu hatta daha da zorunu sordu arkadaşlar. ÖSYM nasıl sordu biliyor musunuz? Üstten görünümü her yerden bakılımı şu şekildeyse dedi mesela. Tam şekli vermedi arkadaşlar. Haberiniz olsun. <laughs> Geldik 22. soruya arkadaşlar. Evet bu soruyu şeyden hatırlıyorsunuzdur. Nereden? Katı cisim fasükünden ama çok güzel bir soru olduğu için burada da yine sizinle paylaşmak istedim. Çözümünü bilen arkadaşlar geçebilir. Sıkıntı yok. Şimdi ne demiş? İçi su dolu beşgen prizmadaki beşgen prizmada pistonla suya basıç uygulandığında su borudan geçerek düzgün altıgen dik prizmaya boşaltılıyor. Evet buraya boşaltılıyor arkadaşlar görüyorsunuz. Ya pistonla boşaltılıyor çünkü normal piston olmasa aynı seviyeye suyla şey aynı seviyeye geldiği zaman duracaktı normalde basıçtan dolayı. Pistonla yapalım ki su seviyesi onun üstüne çıksın diye arkadaşlar. Neyse AB uzunluğu 2 birimli olarak verilmiş. Şurası 2. KN uzunluğu 7. KN uzunluğu 7. Tamamı 7. Yani yükseklik 7 olarak verilmiş. Onu yazalım arkadaşlar. Sonra başka ne verilmiş? Burası da iki birim olarak verilmiş. Eyvallah. Zaten piston ancak şuraya kadar gelebilir arkadaşlar. M'ye kadar gelebilir. Bak. M'den sonra piston gidebilir mi? Suyun basıncından dolayı gidemez zaten. Şuraya kadar, M'ye kadar su boşaltabilir. Devam edelim. Piston itildikten sonra düzgün altıgen, dik prizmadaki suyun yüksekliği 9 cm ve boruda 6 3 su kalıyormuş. Boruda 6 köküç santimetreküp su kalıyormuş. Düzgün beşgen dik prizmada kalan suyun hacmi nedir diye soruluyor. Yani şuradaki hacim nedir diye soruluyor. Şunun hacmini bulalım. Bunun hacmi nedir arkadaşlar? 6 tane a kare kök 3 bölü 4 düzgün altıgen ya a kare kök 3 bölü 4 çarpı yükseklik yapacaktır arkadaşlar. Bunlar bunlar gitti. 54 kök 3 yaptı burası. E bunun hacmi 54 kök 3. O zaman boşaltılan suyun hacmi 54 kök 3. Bir de buradaki su değil mi? Evet 54 kök 3 yani toplamda 60 kök 3 yaptı. Evet şuraya kadar 60 kök 3. Yalnız dikkat edin şuraya kadar boşalttıydı zaten. Şuraya kadar boşalttıydı. Şöyle şuraya kadar boşalttıydı. Tamam. Şurası boşalttığı kısım 60 kök E hocam yüksekliği boşu boşuna vermemiştir. Bunun tamamı 7. E buraya kadar kısım zaten 2. Buraya kaç kaldı? 5 kaldı. Bakın 5'teki hacim 60 köküse hacimlerle şeyler doğru orantılı değil midir arkadaşlar? Hacimler prizmalarda arkadaşlar yükseklikleriyle doğru orantılıdır. 5'teki hacim 60 ise kaç katı? 12 köküç katı. 12 köküç katı burası da 24 köküç olmak zorunda. O zaman bizden zaten ne isteniyor? Yani şunu yaptık. 5'teki hacim 60 köküse 60 köküse 2'deki hacim nedir dedik arkadaşlar diye sorduk. Bunda ne bulduk? 24 köküç diye bulduk. Zaten bizde beşgen prizmada kalan suyun hacmi soruluyor. Yani 24 köküç yapar arkadaşlar. Çok da güzel bir soru arkadaşlar. Hoş bir soru. O yüzden paylaştım sizinle tekrardan bu soruyu. Örnek 22'yi C han bulduk. Geldik örnek 23'e. Şekil 1'deki dik üçgen dik prizmada 4 eş parçaya bölünmüştür. Şekil 2'deki gibi yerleştirildiğinde eşkenar dörtgen dik prizma yapılıyor. Yani dik eşkenar dörtgende köşegenler dik kesiyor. O zaman buraları 6'ya 8'lik kısımları burası, burası böyle bir şey yapılmış arkadaşlar. Hocam burası 6 burası 8 olamaz mı? Hayır. Çünkü şu şekilde bak tam uç noktaları kesmiş. 6'ya 6, 6 8'e 8. O zaman burası da zaten 10 birim oldu. Bu işlem sonrasında cismin alanı 32 birim kare altına göre. O zaman şunun alanını bulalım arkadaşlar öncelikle. Neydi taban alanı? Bunun alanı nedir arkadaşlar? Birinci şeklin alanı Taban alanı 6 kere 8 48 bölü 2. Yani 2 tane 6 çarpı 8 bölü 2 var. Artı yan alan. Taban çevresi çarpı yükseklikte. Şuraya a a a a diyecek olursak arkadaşlar. Taban çevresine e, 6, 14 24 24 çarpı a'ya eşit oldu. İkinci şekildekine bakalım arkadaşlar. İkinci şekildekine bakalım. Şurası a. T -t taban alanları kaç? E, eşkenar dörtgen alanı. Köşegenler çarpımının yarısı. Yani 12 çarpı 16 bölü 2 den 2 tane var. Artı e, şu dikdörtgen yan alanında taban çevresi çarpı yükseklik. Yani taban çevresi kaç? 10, 20, 30, 40. 40 çarpı yüksekliğe eşit oldu. Evet bize diyor ki bu işlem sonrasında cismin alanı 32 birim kare arttığına göre. Yani bu cismin alanı 32 artmış. 32 artmış hali bu. O yüzden ben buna 32 arttırıp şunu eşitleyebilir miyim? Evet. Yani o zaman ne yaptı arkadaşlar cevabımız? Şu iki gitti. 48 artı 24 A artı 32 eşittir. Şunlar gitti. 16 ile şeyi çarpacağım arkadaşlar. 12'yi çarpacağım. Ee, 96 8 ile 12'yi çarpsam. 96 6 6 12. 18 192 artı 40 A'ya eşit oldu. O zaman buradan ne geliyor arkadaşlar? Şunu bu tarafa attım. Ee, 16 A yaptı. Şu 192. Haydi. İşlem hatası mı yaptık? Şu 48 A burası 4A. Özür dilerim arkadaşlar. Çok özür dilerim. Ee, burası ne? taban çevresi çarpı yükseklik yükseklik. Burada taban çevresi 24 çarpı yüksekliğimiz 4A arkadaşlar. Burası 4A olacak. Tamam mı? 24 çarpı 4A kaç yapıyor arkadaşlar? Orayı yanlış yazmışım. 4 kere 4 16. 4 kere 2 8. 96A yaptı arkadaşlar burası. Heh. Şimdi ne oldu? Şimdi ne yapalım arkadaşlar? Burada 40A'yı buraya atalım. O zaman 56A yaptı arkadaşlar. 48 32 daha kaç yaptı? 80 yaptı. 112 mi yaptı burası da? Evet A'yı da buradan kaç buluruz o zaman? 2 buluruz. Bizden ne isteniyor? Parçalardan birinin hacmi isteniyor. Bu parçalardan birinin hacmi. Yani şunun hacmi isteniyor. Taban alanı çarpı yükseklik. Yüksekliği A olacak. O zaman hacim neye eşit olacak arkadaşlar? Taban alanı 6 çarpı 8 bölü 2 çarpı yükseklik. Yükseklik zaten A. E, taban alanı çarpı yüksekliğe eşit olduğu için hacim 6 çarpı 8 bölü 2 çarpı 2'ye eşit olacaktır. O da kaça eşit olur arkadaşlar? 48'e eşit olur. Bu da güzel sorulardan biri. 23. sorunun cevabı da böylelikle 48 çıktı arkadaşlar. Geldik 24. soruya zar açılımı. Şimdi şekilde küp şeklindeki zarların farklı iki açılımı ve açılımların üzerindeki rakamlar gösterilmiştir. Evet. Zaten zarlarda genelde şey oluyor arkadaşlar da Karşılıklı yüzeyler toplamları 7 oluyor ama bazen hileleri zar olabilir. Dikkat edin arkadaşlar. Burada karşılıklı yüzeyler hangileridir arkadaşlar? Karşılıklı yüzeyler bakın şu bir boşluk kuralı. Onda 5 ile 2 karşılıklı değil mi? Zaten burada ne lazım bana? 2'nin karşısında ne var? 2'nin karşısında 5 var arkadaşlar. Benim için önemli olan o. Öbüründe 1'in karşısında ne var arkadaşlar? Öbüründe 1'in karşısında ne var? 1'in karşısında ne olacak? Şu şekilde. Hani e, kareler yan yana olduğu zaman Altlı üstlü olanlar karşılıklı oluyordu. Birin karşısında burada ne var? Alt var. Karşılıklı olanlar bir de 4 ile 3, 1 ile 6. Bana diyor ki açılımları kapatıp elde edilen iki zarın 4 rakamı e, yazılan yüzeyleri çakışacak şekilde yan yana konuluyor. 4'ün karşısında burada ne var? 3 var. 4'ün karşısında burada 3 varsa arkadaşlar. Şurada 4 var ya şimdi arkadaşlar. Bakın şuradaki yüzeyde 4 var. 4'ün karşısında burada 3 var. Niye? Nereden anladık onu? Bir boşluk kuralından dolayı anladık. Buradaki 4'ün karşısında 3 var. Çünkü 2'nin karşısında 5 olan 4'ün karşısında 3 olacak arkadaşlar. Ee, sonra buradaki 4'ün karşısında ne var arkadaşlar? Buradaki 4'ün karşısında da şöyle bir boşluk kuralı yine. Buradaki boşluğun 4'ün karşısında da 2 olacak arkadaşlar. Bana diyor ki buna göre mavi boyalı yüzeylere yazılabilecek rakamların toplamı nedir diye soruluyor. E ben buradaki maviye ya 1 ya 6 yazabilirim. E ee, en büyüğünü yazmak zorundayım. Ne yazacağım o zaman? 6 yazacağım buraya arkadaşlar. Ya 1 veya alttan 6'yı yazacağım. E bu da ki mavi yüzeyde zaten 4'ün karşısındaki 2 olmak zorunda. O yüzden 4'ün karşısı 2 olduğundan dolayı arkadaşlar burası da kaç oldu? 2 oldu. Yalnız böyleyken dur. Böyleyken kaç bulduk arkadaşlar cevabı? 6 artı 2'den 8 bulduk. En yüksek 8. Tamam doğru. Çünkü bir de şu olurdu. Hocam buradaki iki, ikili olan şey, bak burası iki olan şey, bu olamaz mıydı? Evet, iki olanın karşısında kaç olacaktı o zaman ona göre yapacaktık ama şıklarda en yükseğini zaten bulmuş olduk arkadaşlar. Yani cevap Edremit yaptı. Hiç onu incelememize gerek kalmadı. Ben ne yaptım? İlk açınımı şurada düşündüm, ikinci açınımı burada düşündüm. Ona göre yaptım. Bir de neyi denemek lazımdı arkadaşlar? İlk açının bu, ikinci açının buyu denemek lazımdı. İsterseniz bir de onu deneyip de siz bir çıkartın. Bakalım daha yüksek çıkıyor mu? Ama bakın daha yüksek olmuyor arkadaşlar. Gördüğünüz üzere. Tamam mı? Evet cevap bu yaptı. Zar açılımında da ilgili soru yazmak istedim böyle. Çünkü önemliydi. Şimdi geldik şuraya. Şekilde küp yine zar açılımı ile ilgili bir soru. Bu da güzel bir soru olduğu için buraya yazdım arkadaşlar. Verilmişti zarın karşılıklı yüzeyleri sayıların toplamı 7'dir. Buna göre zar bir yönünde 3 takla. 3 takla attırılırsa bak 2 buraya geldi. 2'nin karşısında kaç vardı arkadaşlar? Toplamı 7 yapacak ya 5 vardır. O zaman 3 takla attırınca 1 2 3 2 alta geldi. Sonra 3 alta gelecek. Sonra 5 alta gelecek. Altta 5 olacak arkadaşlar. Bakın şurada 5 olacak. Dikkat. Şöyle yapalım. En altta 5 olacak. E 5'in karşısında kaç olacak arkadaşlar? En altta 5 ise 5'in karşısında 2 olacak o zaman. Değil mi? En üstte 2 olacak. Altta sağda üstte olacak. Doğru. Sonra 3 buradaydı arkadaşlar. 3 nereye gelecek? Bakın dikkat edin. 1 buraya, 2 buraya, 3 sola. Sola gelecek. 3'ün karşısındaki kaç olmak zorunda? 4 olmak zorunda. Şu yüzeydeki, yüzeydeki 4 olacak. Bu yüzeydeki 3 oldu arkadaşlar. Şu yüzeydeki kaç olacak arkadaşlar? Bu yüzey zaten hiç değişmiyor. Bu yüzey 6. 6'nın karşısında 1 olmak zorunda. Şu yüzeyde 6. Şu yüzeyde 6 oldu. Şimdi ne yapacağım arkadaşlar? Bunu bu yönde götüreceğim. İki yönünde kaç takla? İki yönünde 2 takla. İki yönünde 2 takla yaparsam bak 6 6'ya gelir önce. Sonra üst yüzey 6 gelecek. Yani şurada 2 olacak arkadaşlar. Şuraya 2 gelecek arkadaşım. Zemine ne geldi? 2 geldi. Dikkat. Zemine 2 geldi arkadaşlar. 2'nin karşısı kaç? 5. Sonra ee, başka sayıya bakalım. 4 sağ taraftaydı. 4 zaten yine sağ taraftaki sayı oldu arkadaşlar. 4'ün karşısı zaten kaç? 3. Burası 3. E, zaten bizden bu yöne döndürmemiz isteniyor. Ön ve arka burada önemli değil arkadaşlar. Burada da bir takla attırdığım zaman zarın üst yüzündeki sayı ne olur diye soruluyor. E, 3 soldaydı. Üste gelecek arkadaşlar. O zaman cevabımız da kaç yapar? 3 yapar. Evet örnek 25'in cevabını da böylelikle balıkesir bulduk arkadaşlar. Ve geldik örnek 26'ya. Ne var burada? Dikdörtgen. Ne yapıyormuşuz? BC kenarı etrafında döndürüyormuşuz. Yani neye başladık? Silindire başladık. Bir dikdörtgen var elimizde arkadaşlar. Bir dikdörtgenimiz. Daha küçük çizeyim ben şurada. Bir dikdörtgenimizi ne yapacakmışız? Şu kenar etrafında döndürecekmişiz. Yani şurası 5'miş. Burası 6'ymış arkadaşlar. Şu dikdörtgeni döndürelim. Döndürdüğümüz zaman ne oluyor? Hop BC kenarı BC'ye göre simetriğini aldık. BC'ye göre simetriğini aldın. Bu nokta buraya geldi. Dikey doğru da boyunca döndüreceğiz. Yuvarlakların yatay olacak. Yuvarlan yatay oldu. Buradaki noktada buraya geldi. Yuvarlan yatay oldu. Bak ne çıktı? Yarı çapı altı yüksekliği 5 olan silindir çıktı. 360 derece döndürdüğümüz zaman. O zaman pi r kare çarpı h bize şeyi verecektir. Hacim verecektir. Yani cevabımız 180 pi yapar arkadaşlar. Geldik örnek 27'ye. Yanda gösterilen dik silindir içinden yarı çapı 1 birim yüksekliği 10 birim olan dik silindir çıkartılıyor. Buna göre geriye alın cismin alanı nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. İlk önce parça çıkartmalarda ne yapıyorduk arkadaşlar? İlk cismin hacmini yazıyorduk. Ee, alanını yazıyorduk. İlk cismin alanı. Bir kere alan neydi arkadaşlar? Şurası açtığımız zaman daireler de vardı burada. Burası 2 pi r'ye kadardı, burası da h kadardı. A, yan alanın 2 pi r'ye çarpı h olduğunu biliyoruz. Evet. <laughs> İlk önce tüm alanı bulalım. Yani 2 tane pi r'e kare, 2 tane pi yarıçap kaç? Yanda gösterilen dik silindir içinden yarıçap 1 birim, yüksekliği 11 birim olan dik silindir çıkarılıyor. Buna göre geriye kalan cismin alanı kaç birim kare artar? He, kaç birim kare artar diyor arkadaşlar. Tüm yüzey alanı sorulmuyor. O zaman ne yapacağız? E, artan yeri bulacağız arkadaşlar. Bir de şuna dikkat et. Zaten tüm alana biz ne yapıyorduk arkadaşlar? Tüm alana eklenenleri ekliyorduk. Çıkarılanları da çıkartıyorduk arkadaşlar. Bu değişimi verir. Alandaki değişimi veriyordu değil mi? İşte tüm alana ekle çıkar tüm alanı bulmuş oluruz. A Burada değişimi verecek. Bizden buradaki değişim isteniyor. Buradaki değişimi nasıl bulabiliriz arkadaşlar? Bakın ben bunu çıkarttığım zaman şu alanlar çıktı mı çıktı. Yani ekleneni bulacağım. Şu yan yüzey alanını oldu arkadaşlar. Eklendi mi? Eklendi. Yani eklenen alan, yan alan eklendi. içeride bir silindirik yan yüzey oluştu. 2 pi r çarpı h. Çünkü 2 pi r çarpı da arkadaşlar. Yan alan. Eklendi bu. Çıkarılan alan nedir? 2 tane daire tam deldiği için çıktı. 2 tane de pi r kare çıktı arkadaşlar. Yani burası 20 pi eksi 2 pi çıktı. O zaman ne oldu arkadaşlar? 18 pi artar. Ne kadar artıyormuş? 18 pi kadar artıyormuş. 27. sorunun cevabı da böylelikle 18 pi çıktı arkadaşlar. Geldik 28. soruya. Yarı çapları 2 birim, 3 birim ve 4 birim olan yüksekleri 6 birim olan 3 adet metal silindir taban merkezleri çakışacak biçimde üst üste konulmuş. Oluşan cismin yüzey alanı nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Dikkat edin arkadaşlar şimdi. Bir kere yüzey alanında ne yapacağız? Tüm yüzey alanını bulacağız. Bunun taban alanı var mı? Var. Yarı 2, 3, 4. Evet taban alanı yazacağız. 2 tane pardon pi r kare. Pi r kare yazdık. Artı yan alanı var mı bunun? var. Kayıp yok. Yan alan için şunu yazdık arkadaşlar. Burası açtığı açtığımız zaman neydi? 2 pi re kadardı. Burası da h kadardı. O zaman yan alan ne olacak? 2 pi r çarpı h. Bunu da yazdık. Artı. Hocam burada ne var? Burada halka var. Bu halkanın alanını bulacağız. E hocam burada da bir halka var. Üst yüzeye bakın şimdi. Hocam burada da üst yüzeyi var. Bunların hepsi kat kat aşağı indirdiğin zaman ya da şu alan artı şu alan artı şu alan Yukarıdaki şu büyük alana eşit olmuyor mu arkadaşlar zaten? Değil mi? Evet şu alan bakın tekrar söylüyorum. Şu halkanın alanı artı buradaki küçük halkanın alanı artı bu halkanın alanı da tam bir daire yapıyor. Yani alttaki daireyle aynı oluyor. Pi r kareyi yazdık. Artı yanal alan var mı burada? Var. Yanal alan nedir arkadaşlar? 2 pi r. Re. R'si kaç? 3. Çarpı h. Artı bu yanal alanda zaten yarıçapı 2. 2 pi r çarpı haşa eşit olacaktır arkadaşlar. Burada işin esprisine üst üste konmuş. Bu halkaların alanlarını ayrı ayrı bulacağımıza üst yüzeye üstlerine doğru konmuşsa üst yüzeyin toplamına bakın arkadaşlar. Tamam mı? Mavi alan mavi alan mavi alan halka 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 büyük dairenin alanı yapıyor. İç içe topladığımız zaman arkadaşlar. Yani bir böyle yaptı bir böyle yaptı bir de böyle yaptı. Yani sen bir bu halkanın alanını bulup Ondan sonra şu halkanın alanını bulup ondan sonra şu halka bu dairenin alanını böyle hesaplayacağına üçünü de toplamı üst düzeyde ne yaptı arkadaşlar? Büyük dairenin alanı yapmış oldu. Toplayacağız zaman burası 16 pi artı 24 48 pi burası artı 16 pi artı 18 36 pi artı burası da 12 24 pi arkadaşlar. Şimdi topladığımız zaman 60 yaptı burası. Şunu topladığımız zaman Şurası 60. Ee, 16, 16, 32, 70. Burası da 80, 140 yapıyor galiba arkadaşlar. Valla işlem hatası da yaparsan kusura bakmayın. Bir dakika ya. 60, 80, 140. Ha. İşlem hatası da yaparsan kusura bakmayın arkadaşlar. Sonuna kadar gidip de işlem hatası yapıyor. Neyse ki alıştınız. Sıkıntı yok değil mi? Evet 28. sorunun cevabı 140 çıktı. Geldik 29. soruya. Şekilde yarı çapa 6 cm ve yüksekliği 10 cm olan bir silindir gösterilmiştir. Silindir merkezden 3 cm uzakta olup CD doğrusu boyunca zemine dik düzlemsel olarak kesiliyor ve aşağıdaki cisim oluşuyor. E ne olacak arkadaşlar? Bu cismi yüzey alanı nedir diye soruluyor. Evet. Çok güzel bir soru arkadaşlar. Şimdi şöyle bir daireyi ben şuraya çizeyim. Şu yüzey silindirik yüzeyin yanal alanı kaçta kaçı? Silindirik yüzeyin kaçta kaçı? Açı lazım onun için. Merkez burasıysa bak şuradaki şeyi yaptım arkadaşlar. Şu alanı bulmaya çalışacağım. Merkez burasıysa silindir merkezden 3 santimetre uzakta kesilmiş. 3 santimetre uzakta kesilmiş. Yarı çapı 6. En güzel zaten bu alanı da bulmam lazım benim. Şu alanları da bulmam lazım benim. En güzel ek çizim yarı çapta. Yarı çap 6. En güzel ek çizim yarı çap. Yarı çap 6. A 90'ın karşısı 6. 30'un karşısı 3. Burası 60 yaptı. Burası da 60 yaptı hatta. E burası da 3 kök 3 yapar. Burası da 3 kök 3 yapar. Tamam. Şimdi ben şu alanları bulabilirim arkadaşlar. Şu alanı A diyecek olursam. Bu alanı da A diyecek olursam. A alanı nedir arkadaşlar? Şu e, dilimin alanından üçgen alanı çıkartacağım. Yani pi kare 120 bölü 360'tan üçgen alanı çıkartacağım. Üçgen alanında 3 kök 3, 3 6 kök 3 burası 3 burası. 6 kök 3 çarpı 3 bölü 2'yi çıkartacağım. Yani kaç çıktı arkadaşlar? Sıfırlar sadeleşti. 36'lar sadeleşti. 12 pi eksi kaç? 18. 9 kök 3 şeklinde bulundu arkadaşlar. Burası. Eyvallah. A alanını buldum. Peki hocam bu yanal alanı nasıl bulacağım? O da silindir alanının kaçta kaçı? 120'lik dilimi değil mi arkadaşlar? Silindirik yüzeyin yanal alanının yu, e, 120'lik dilimi. Yanal alan neydi? E, mavi alan. Mavi yanal alan. Yani normalde silindir yüzeyin yan alanı neydi? 2 pi r çarpı h'tı. 2 pi r çarpı h. Yarı çapımız 6 çarpı h. H'ı kaç vermişti? 10 santimetre olarak vermişti. Ama bunu kaçta kaçtı arkadaşlar? 120 dilimi. 120 bölü 360. 120 derecelik yan alan var burada. Değil mi? O zaman bu da kaç yaptı arkadaşlar? Şununla şu sadeleşse 3. 3 ile 6 sadeleşse 2. Değil mi? 3 ile 6 sadeleşse 2. 2 kere 2 4. 40 pi yaptı burası. A hocam cevabımız o zaman bu ikisinin toplamı 12 pi eksi 4 köküş artı 40 pi. Değil. Sen bunu kestiğin zaman arkada da dikkat edin arkadaşlar. Arkada da dikdörtgen oluşmadı mı arkadaşlar? Oluştu. Şurada bir dikdörtgen oluştu arkadaşlar. Bir yüzey dikdörtgen yüzeyi oluştu. Yani dikdörtgen alanı oluştu arkadaşlar. O zaman dikdörtgen alanında yazalım. Dikdörtgen alanında nedir? Şu uzunluğu kaç bulduk zaten? Bu uzunluk 6 kök 3. Arkadaşlar burayı 6 kök 3 bulduk. Değil mi? Şimdi çünkü 30 30 120 üçgenler. Burası 120 ise 6 6 ise 6 kök 3 zaten burası. 6 kök 3 burası. Şurası zaten 10. 6 kök 3 çarpı 10'dan 60 kök 3 yaptı. Ve çoğunuz o yüzden buradasınız. Sırf bu dikdörtgeni hesaplamadığınız için buradasınız. Tekrar söylüyorum. Yan yüzeyleri hesapladık. A alanlarını hesapladık arkadaşlar. Sonra silindirik yüzeyin 120'lik dilimini hesapladık. Yan yüzeyinin 120'lik dilimini hesapladık. Bir de ne var arkadaşlar? Bir de şu var. E, arkada da kestiğimiz zaman dikdörtgen alan oluştu. Yükseklik 10 olduğu için burası da 6 köküç olduğu için 60 köküç oluştu. E, burada da alan ne yapacaktır o zaman arkadaşlar? Alan hepsini toplayacağım. 12 pi eksi 9 köküç artı 40 pi artı 60 köküç yapar. Yani 60 pi eksi artı 51 kök 3 yapar. İşlem hatası yapmadıysam ama mantığı anladınız arkadaşlar. Cevap bu yapar. Gerçekten güzel bir soru. Yani zor bir soru. Çıkar mı bilemiyoruz ama her türlüsünü gösterelim. Sizler hep hesaplarken şunları ve yan yüzeyi hesaplıyorsunuz. Arkadaki dikdörtgeni hesaplamıyorsunuz arkadaşlar. Dikkat edin lütfen. <laughs> Geldik şuraya. Karınca sorusu. Galata Kulesi'nin dış yüzeyi etrafını şekildeki gibi zeminden terasa kadar dolanacak bir iple sarılıyor. İple sarılmış arkadaşlar. Aa, kaç tur? Bir tam tur atmışım bir de yarım tur atmışım. O zaman bir buçuk kere açacağım arkadaşlar. Açılış önemliydi. Yani burası bir, bir tam tur attığı zaman 2 pireye kadar attı. Artı bir de 2 r'nin yarısı kadar atacak. Şu yaptı. Yani yarı çapı kaç arkadaşlar bunu? Taban çapı 10. Yarı çapı 5. 10 pi artı 5 pi. Yani burası kaç pi yaptı arkadaşlar? 15 pi. E zaten burası da 20 pi. E buradan buraya ne isteniyor bizden? Hop şuradan şuraya olan kısım isteniyor. Yani kaç yapıyor arkadaşlar? 15, 20, 25. Yani cevabımız 25 pi yapar arkadaşlar. Geldik 31'e. <laughs> Kolay bir soru. Ama güzel. Tam ÖSYM tarzı olduğundan dolayı koydum arkadaşlar buraya. Bak yeni nesil olmasının güzel yanı ne? Burada Yükseklik eksik. Yüksekliği bulup ondan sonra hacim istiyor bizden. Bakalım. Aşağıda oyun alanına girmeye çalışan çocuklar için alt tane özdeş silindir şeklindeki oturaklarla yapılan merdiven basamakları gösterilmiştir. Basamaklar şekil birdeki gibi yerleştirildiğinde en üstteki basamakta duran çocuk oyun alanına ulaşması için 2 metre kalıyor. Yüksekliğini haş diyelim arkadaşlar. Haş, haş, haş. Zeminden A'ya kadar olan yükseklik kaç yaptı arkadaşlar? 3 haş artı 2 yaptı. Ama bir de şöyle baktığın zaman burası taş burası taş. Zeminden A'ya kadar olan uzak uzaklık. 2H artı 5'e de eşit olmadı mı arkadaşlar? O zaman buradan H'ı kaç bulduk? 3 bulduk. Evet. Bir tane yüksekliğimiz 3 arkadaşlar. Olay bitti o zaman. Taban yarı çapı da 2 olduğuna göre bir oturan hacmi nedir? Yani pi r kare çarpı h. Yani 4 kere 3 12 pi şeklinde buluruz cevabı arkadaşlar. Evet. Örnek 31'in cevabında 12 pi bulduk. Geldik örnek 32'ye. Yine bir karınca sorusuymuş gibi ama farklı bir şey. Bu, bu sefer hacim sorulduğu için yine yazdım bunu arkadaşlar. Aldım buraya. Güzel bir soru. Şekildeki taban çevresi 12 birim olan. Taban çevresi 12 birim olansa. 2 pi r eşittir. 12 birimse. 12 birimse. R'ye buradan ne geldi arkadaşlar? Taban çevresi 12 birim. R'ye buradan ne geldi arkadaşlar? 6 bölü pi'ye eşit oldu. 6 bölü pi. E ben bunu açtığım zaman taban çevresi Buradan başlayıp hop tam tur mu atıyor arkadaşlar? Evet aynı doğruya gelmiş tam tur. O zaman buradan başlayıp tam tur atıyor. Bak dikkat. Taban çevresi zaten burasıydı. Yani burası kaç? 12. Tamam dursun bu. Bizden ne isteniyor arkadaşlar? Buradan başlayıp şuraya gitmesi isteniyor. Bak C'den başlayıp A'ya gidecek. Buraya gidecek. Buranın 12 olduğunu biliyorum. Burası 90. Ee, bir de buradan başlayıp da bak B'nin tam ortadan başlayıp da şuraya doğru gidiyor. Şuradaki alanı vermiş bize arkadaşlar. Açtığımız zaman üçgen oluştu orası. Bak şöyle garip oluşan yüzey. Bu boyalı alan 12'ymiş. Ben buraya x x dersem üçgenin alanı x çarpı 12 bölü 2 değil midir? x çarpı 12 bölü 2 eşittir 12'ye eşit verilmiş. x'i kaç bulursun? buradan 2 bulursun. x 2 ise Burası da 2 Burası da 2 yükseklik 4 oldu. Silindirin hacmi nedir diye soruluyor. Hacim, pi r kare 6 bölü pi'nin karesi. çarpı yükseklik yani 4 yapacaktır. Hacim, Pi çarpı 36 bölü pi kare çarpı yükseklik yapacaktır. P'lerden birer tanesi gitti. O zaman hacim neye eşit oldu? 144 bölü pi'ye eşit oldu arkadaşlar. Güzel bir soru değil mi? Evet değişik sorularla sizin karşınıza gelmek valla benim için çok büyük bir mutluluk arkadaşlar. 32. sorunun cevabı böylelikle denizli çıktı arkadaşlar. Geldik 33. soruya. Aslında iki sorunun mantığı aynı da hani burada su basıncı burada da farklı bir durum var arkadaşlar. Hatta bu soru size tanıdık gelecektir. Nereden? MSÜ sınavında çıkan sorunun aynısı arkadaşlar. Bizim acil kitabında vardı. Ee, ara sınıf kitabında vardı daha doğrusu. Şekildeki yüksekleri 16 santimetre olan silindirlerin taban merkezleri aynıdır. OA uzunluğunu 3 vermiş. O AB uzunluğunu 5 vermiş. Tamam. Şimdi buradan bir delik açılıyormuş. Suyun buraya akması sağlanıyormuş. Arkadaş su buraya akar da tamamıyla boşluğa akmaz. İçindeki su tamamen akmaz. Buradan bir delik açıp şey yaptığın zaman. Buradan bir delik açtığın zaman. Su basıncı gereği Su öyle bir akar ki buradaki suyla içerideki suyun zemini yüksekliği aynı ana geldiği an akmayı bırakır. Durur. Ancak yukarıdan pistonla itersem suyun hepsini boşaltabilirim arkadaşlar. Ki pistonlu sorumuz da vardı. Ee, arkadaşlar o zaman burada şey olacak. O zaman şu boşluk artı bu silindir. Zaten buradaki silindirin hacmine eşit olmuyor mu? Büyük silindirin hacmine eşit olmuyor mu? Oluyor. Şimdi bize diyor ki A noktasında bir delik açılarak suyun dıştaki silindire akma sağlanırsa su kaç metre yükselir diye soruluyor bize. Yani suyun yüksekliği soruluyor. O zaman V su her ikisinde de aynı değil midir arkadaşlar? Aynıdır. V su burada pi r kare çarpı 16. Pi r kare çarpı 16. Aynı zamanda V su aynı zamanda pi çarpı şuradaki silindirin hacmine eşit olacak. Aradaki boşluk doldu. Artı içerideki bu. Tamamen yaptı. Tamamı büyük yaptı daha doğrusu. Ee, i̇kisini de toplayınca büyüğü yaptı. Yani pi 8'in karesi çarpı yüksekliğe eşit olmak zorundadır arkadaşlar. Burada. Buradan pi'ler gitti mi? Gitti. <laughs> pi r kare çarpı 16 eşittir. pi 8'in karesi çarpı haşa eşit oldu. Evet. 8'den bir tanesi gitti. Bir tanesi gitti. 2 kaldı arkadaşlar. O zaman 2 ile de 8 sadeleşti. 4 kaldı. 9 bölü 4 mi yaptı haş? Haş buradan 9 bölü 4'e eşit oldu arkadaşlar. Valla tekrar söylüyorum arkadaşlar. Kafa gitti benim. Sabahtan beri soru çözüyorum. İşlem hatası yaparsam kusura bakmayın yani. 33. sorunun cevabı böylelikle 9 bölü 4 çıktı. Sanki işlem hatası yapmışım gibi hissediyorum aslında ama neyse hadi ayrılısı bakalım. Geldik 34'e. Yanda üstü açık silindir biçimindeki bir kabın içine taban yüzeylerinin merkezleri çakışacak şekilde kırmızı bir mum yerleştiriliyor. Kabın taban yarıçapı 4 birim ve yüksekliği de 6. Kabın taban yarıçapı kaçmış arkadaşlar? 4 birim ve yüksekliği de 6. Kabın. Mum bir süre yakılıyor ve eriyen mum yüksekliği, yüksekliği kabın yüksekliğinin yarısına kadar geliyor. Yani 3 yüksekliğine kadar geliyor. Eriyen mumun hacmi eriyen mum neresi arkadaşlar? Eriyen mum şurası. Bak şurada bir şey kısım kaldı. Mumun kısmı kaldı. Eriyen mum neresi arkadaşlar? Şu arada kalan kısım eriyen mum değil mi arkadaşlar? Evet, eriyen mum burası arkadaşlar. Ha eriyen mum artı şuradaki mum şunun hacmi ne eşit olacaktır. O ayrı. Eriyen mumun hacmi 36 pi olduğuna göre mumun taban yarıçapı kaçtır diye soruluyor. Evet ben şunu biliyorum arkadaşlar. Şuranın 4 olduğunu biliyorum. E o zaman ne yapacağım? Eriyen mumu bulmak için şu tamamından şu yarıçaplı yarı, yüksekliği de 3 olan mumu çıkartmam lazım arkadaşlar. Eriyen mum çünkü arada kalan mum oldu. O zaman pi r kare çarpı h'dan pi r kare çarpı 3'ü çıkarttığım zaman büyük silindirden küçük silindir çıkarttığım zaman eriyen mumun hacmini bulurum. Yani 36 pi'yi bulurum. 16 çarpı 3'ten 48 pi eksi e, 3 r kare 3 pi r kare eşittir 36 pi yaptı. Bunu buraya bunu buraya attığımız zaman 12 pi eşittir 3 pi r kare yaptı. 3 pi ile şu pi sadeleşti. 12'ye de 3'e böldüğümüz zaman 4 yaptı arkadaşlar şurası. O zaman R kare 4 ise R'yi de buradan kaç buluruz? 2 buluruz. Cevabımız 2 yaptı. Aynısı MSU sınavında çıkmadı mı? Çıktı. O yüzden bizim yaptığımız tekrarlar da büyük ihtimalle sınavda çıkmaya aday arkadaşlar. Çünkü ben bunları ara sınıf kitabından alıyorum arkadaşlar. Ara sınıf kitabındaki güzel sorular. Çok hoş sorular. Yani hoşuma giden soruları aldığım için. Geldik. Mesela şu soru. Bu soru da çok hoş bir soru. Ara sınıf kitabından. <laughs> Dikkatli dinle. mi? 35. sorudayız. Şekilde birbirine eş 3 silindirin taban yarıçapı R ve yüksekliği de H'dir. Her silindirde belli miktarda su vardır. Su bulunan kısımların yüksekleri santimetre cinsinden 1'de, 2'de ve 3'de verilmiş. Tamam. Ee, yazılmıştır. Birinci ve ikinci silindirdeki suyun tamamı birdeki ve ik ikindeki silindirdeki suyun tamamı ne yapılmış arkadaşlar? Şunun yüksekliğini bilmiyorum. Şunun yüksekliğine Y diyeyim isterseniz. Ee, birdeki ve 2'deki ik, suyun tamamı 3. silindire boşaltılırsa 3. silindirde başlangıçta içinde bulunan suyun iki katı kadar su taşmaktadır. Başlangıçtaki suyun iki katı kadar e, su taşıyorsa yüksekliği taşan suyun yüksekliği iki değil midir arkadaşlar? Evet. Taşan su Yüksekliği kaç olması lazım? Bunun iki katı. Yani hacimleriyle doğru orantılı ya. Yani şunun hacmiyle bunun hacmi yüksekliği 2 olan yok. Bunun iki katı. Evet taşan suyun yüksekliği 2 yapacak. Tamam. Taşan suyun yüksekliği 2 yapacak. Arkadaşlar bunun tamamının yüksekliğine ne dedik arkadaşlar? Şuraya tamamı aş ya. Şurası da h-x diyelim arkadaşlar. tamam h olduğundan dolayı. Hocam buraya da ne kaldı? h-1 kaldı. E bir de şey ekleyeceğiz biz burada. Taşan su yüksekliği 2 olan bir silindir yapmalı arkadaşlar. Çünkü e, silindirlerin hacimleri yüksekleri doğru anlatılıydı. O zaman taşan suyu da ben şuraya ekleyeyim. Yani ben bu suları doldurduğum zaman yüksekliği 2 olan şuraya kadar kısım doldu arkadaşlar. Ne kadarlık kısım doldu? Şu kadarlık kısım. H artı birlik kısım dolmuş oldu. Yani şuraya bakacak olursanız burası kaç arkadaşlar yüksekliği? H eksi 3. Bak. Yok. Şu üçlük kısmı doldurdum. Bir de h ye... yani şunu demek istiyorum. 3 artı h eksi x'in ne yapması lazım arkadaşlar? Şu yüksekliğe eşit olması gerekmiyor mu? Çünkü buradaki yüksekliği buraya getirdim. Bak buraya getirdim. Buradaki yüksekliği buraya getirdim arkadaşlar şöyle. Koydum. Bu iki yükseklik suyun toplamı h artı 1 yapmak zorunda mı arkadaşlar? Yapmak zorunda. Değil mi? O yüzden üçlüğü buraya getirdim. H eksi buraya getirdim. İkisinin toplamı da H artı bir yapmalı. H artı bir yapmalı. A H'lar gitti. X de buradan neye eşit oldu arkadaşlar? 2'ye eşit oldu. Çok güzel bir soru değil mi arkadaşlar? Hiç acımı falan kullanmadık. Bak tekrar okuyalım. Tekrar yapalım. Bak önemli. Şimdi diyor ki bize. Bak 3 yüksekliği var. Şurası H. Burası X burası H eksi X'tir. Şurası da bir. Adam diyor ki bana. Su bulunan tamam Üzerlerine yazılmıştır. Tamam. Birinci ve ikinci silindirdeki suyun tamamı birdeki ve ikideki suyun tamamı buraya boşaltılıyor. Yani bu üç yüksekliği yapacak. Bu da h-x yüksekliği yapacak. Tamamen. Ama üçüncü silindirden başlangıçta içinde bulunduğu suyun 2 katı kadar su taşar. 2 katı kadar su taşan suyun yüksekliği kaç yapacak? 2. Taşan suyu buraya ekledim. Yani şu ikisini buraya koyduğum zaman şu kadarlık kısmı doldurdu. Yani şu kadarlık kısmı doldurdu arkadaşlar. E bu kısım burası h-1'di şuraya kadar. Şuraya kadar h-1'di. Burası da ikilik 2 taşırdı ya. İkilik kısımda. h-1 ile 2'yi topladığımız zaman h artı 1 yaptı. Yani 3 ile h-x'i topladığım zaman h artı 1 yapmalı arkadaşlar. x'i de buradan kaç bulduk? 2 bulduk. Valla arkadaşlar buna dikkat edin. ÖSYM sanki böyle bir soru sormadı. Sorabilir de. Bazı arkadaşlar r kare çarpı h'tan maçtan gitmiş olabilir. Ama ben o yükseklere direkt koyu verdim arkadaşlar oraya. Soru da çok güzel bir şekilde çıktı. Gayet de hoş bir soru arkadaşlar. Geldik 36. soruya. Birinci şekilde toplam toplam yüksekliği 13 birim olan dik silindir şeklinde kap evet eğiliyor arkadaşlar. Su dökülüyor. E yok su dökülmeden kalmış. Kap ikinci şekildeki gibi sıvı, sıvı dökülme sınırına gelecek kadar eğildiğinde ABX kaç birim olur diye soruluyor arkadaşlar bize. Evet burada arkadaşlar biz bunu söyledik. Konu anlatımında da söyledik. Böyle bir şey gördüğümüz zaman ne yapıyoruz? Tam bir silindir yapıyoruz. Bir de silindirdeki suların yüksekliği hacimleriyle doğru orantılı. Dolu kısım 10V iken boş kısım 3V. E arkadaşlar şuraya da baktığımız zaman dolu kısım da var. Dolu kısım hala 10V. Boş kısım hala aynı boş 3V. E burada yarısı dolu yarısı boş değil mi arkadaşlar? Evet. Yarısı dolu yarısı boş olduğu için burası da 3V yapmak zorunda arkadaşım. E burası 3V ise dolu kısımda 10V'di. Buraya ne kaldı? 7V kaldı. Şimdi şuraya bakar mısınız arkadaşlar? Silindirlere ayrı ayrı bakın. 7V'ye 6V. O zaman burası 7K ise burası 6K olmak zorunda mı? Değil mi? Çünkü yüksekleriyle doğru orantılı. O zaman ne yaptı? Toplamda 13K eşittir. Yüksekliğimiz zaten 13. O zaman 13K eşittir. 13 ise Evet hava hep şekler atılıyor. Galiba Beşiktaş şampiyon oldu arkadaşlar. Beşiktaş maçında bak video çekiyorum. Değerinizi bilin. K'da buradan ne oldu? 1 oldu. Bizden de x eşittir 7k isteniyor. O da kaç yapar? 7 yapar arkadaşlar. 36. sorunun cevabı böylelikle 7 çıktı. Geldik 37. soruya. Yine aynı su dökme değil de bu sefer de keserler. Aynı mantıkta olduğunu göstermek için de bunu şey yaptım arkadaşlar. Ne yapıyorsunuz? Tam silindir yapıyorsunuz. Hocam şöyle. Ama tam silindir olmadı ki. Üste de tamamla o zaman. Şöyle silindire. Aa burada şuradaki kısmın bakın dolu kısım burası arkadaşlar. Şu dolu kısım burası. Ne oldu arkadaşlar? Şu üstteki kırmızıya bakacak olursanız yarısı dolu yarısı boş oldu. Yani x'ken burası da x buraya ne kaldı? 8 eksi x kaldı. 8 eksi x'lik kısmın yarısı boş arkadaşlar. Yarısı dolu. O zaman bizden ne isteniyor? Ee, bunun hacmi de 63 pi olduğuna göre diyor. O zaman 63 pi neye eşittir arkadaşlar? Pi r kare çarpı x tam silindir artı pi r kare çarpı 8 eksi x. Üstteki silindirin de neresi? Yarısı dolu yarısı boş. 8 eksi x'in yarısı diyeceğiz arkadaşlar. O zaman buradan ne geldi? Pi parantezin aldığımız zaman pi'ler gidiyor. 63 eşittir. O zaman burası 9 x geldi. Artı. Burası da 9 kere 8 e, 72 eksi 9 x geldi. Bir de bölü ikisi de var arkadaşlar. O zaman 2 ile çarptığımız zaman burası kaç yaptı? İşlem yapacağız. Bu böyle kaldı. Ha. Son sayfa. Evet devam edelim arkadaşlar. 63 eşittir. 18 72 artı 9 x yaptı. Bölü 2 de yaptı. O zaman 126 eşittir. 72 artı 9 x yaptı. Ee, öbür tarafa attığımız zaman kaç geliyor arkadaşlar? 54 geliyor. 54 eşittir. 9 x ise x de buradan kaç buluruz? 6 buluruz arkadaşlar. Cevabımız 6 çıktı. Geldik 38. soruya. Bu da çok güzel bir soru arkadaşlar. Dikkat. Şekilde mavi bir halı ve silindir biçimdeki halı kurutma askısı gösterilmiştir. Silindir kollar etrafında dönebilmektedir. Kollar etrafında dönüyor silindir. ABC dedik dört yeni biçimdeki halı askıya asıldığında AB kenarı zemine paralel. Şurası zemine paralel. Şimdi ne oluyormuş arkadaşlar? Silindir merkezi etrafında ok yönünde 30 derece döndürüldüğünde. Ok yönünde 30 derece döndürüldüğünde CD kenarı 3 bölü 2 yaklaşıyor. Heee. Ben bunu 30 derece döndürdüğüm zaman şu silindirin üzerinde olan buradaki halı yay uzunluğu değil midir arkadaşlar bu? Bu yay uzunluğu kadar aşağıya gelmiş. Bu aşağıya geldiği kısım 3 pi bölü 2 kadarmış. Yani buradaki yay uzunluğu 30'luk yay uzunluğu arkadaşlar. Yani 2 pi r 30'luk yay uzunluğu 30 bölü 360 kaça eşit olacak arkadaşlar? 3 pi bölü 2'ye eşit olacak. O zaman ben buradan r'yi bularım arkadaşlar. Pi'ler gitti mi gitti. Bununla bu sadeleşse 12. 12 ile bu sadeleşse 6. 6 kere 3 18 bölü 2'den R'yi kaç buluruz? 9. Evet silindirin yarı çapı kaç çıktı arkadaşlar? 9 çıktı. Silindirin yüksekliğini vermiş miydi? Yüksekliğini vermiş miydi? Evet vermiş. Burayı da 11'in vermiş zaten. O zaman bu silindirin hacmi de nedir? Pi R kare çarpı H'e eşittir. Yani 810 Pi'ye eşittir arkadaşlar. Evet cevabımız 38'in soruda ne çıktı arkadaşlar? Edremit çıktı. Geldik son soruya. Evet şimdi arkadaşlar şöyle bir şey var. Bir cisim tam batarsa suyun içine hacmi kadar su yükseltir. Mesela şunun içine bir küp atsaydım ben. Şöyle bir küp atsaydım. Tamam mı? Küpün de bir kenarı iki birim olsaydı ve su yükselseydi bu küpün hacmiyle şuradaki yükselen suyun hacmi eşitlerdik. Yani ikinin kübü eşittir. Bunun hacmi bu çarpı bu çarpı buna eşitlerdik arkadaşlar. Ama tam batmamış şekilde gördüğünüz üzere. O zaman soruyu tam okuyalım isterseniz. Bakalım ne diyor? Şimdi şekil 1'de e, dik silindir gösterildiği gibi içinde bir miktar su bulunan kübün içine konulduğunda silindirin tepesi ile su yüzeyi arasında 6 santimetre mesafe oluşmaktadır. 6 santimetre mesafe oluşuyor. Peki silindir yan tutarak içine konulduğunda tam batıyor. 2 santimetre oluyor burası. Silindirin yüksekliği çapından 4 santimetre fazladır. Dur. Silindirin yüksekliği burası R. R iken çapından 4 santimetre fazladır. 2 artı 4 yaptı yüksekliği arkadaşlar. Çapından 4 santimetre fazla olduğuna göre. O zaman arkadaşlar. Bizim burası yüksekliği olduğuna göre yani şurası 2R artı 4 olduğuna göre o zaman buraya ne kaldı? 2R eksi 2 kaldı. Çünkü batan kısmı beni ilgilendirecek şimdi arkadaşlar. E buradaki batan kısmı ne? Burası çap. Böyle batmış. Burası da 2R'ye eşit arkadaşlar. Şuradaki kısım da 2R. Şimdi bakalım arkadaşlar işe. Burada içindeki su miktarları aynı mı? Aynı. Silindiri bir dikine koyuyor bir yan koyuyor arkadaşlar. O zaman ben ne yapacağım arkadaşlar? Şuradaki şu hacimden bakın şu hacimden şunun hacmini çıkartırsam şunun hacmini çıkartırsam içindeki suyu bulmam mı? Battığı kadar kısmı lazım bana değil mi? O zaman taban alanına burada A diyelim. Çünkü tabanı yok. Bilmiyoruz arkadaşlar. Taban alanına A diyecek olursam taban alanı çarpı yükseklik içindeki su. Suyu yazıyorum arkadaşlar. Su. Taban alanı çarpı yükseklik. Taban alanı A çarpı yüksekliğimiz. Şuraya kadar kısım. Bak şu tamamından bakın tamamından ee, taban alan çarpı yükseklikten. yani a çarpı 2r eksi 2'den. a çarpı 2 r eksi 2'den neyi çıkartacağım arkadaşlar. Silindirin şu batan kısmını çıkartacağım. Şu kısmı çıkartacağım. Burası zaten yarıçap r, Pi r kare çarpı h. Yani pi r kare çarpı yüksekliği 2r eksi 2. Pi r kare çarpı yüksekliğimiz 2r eksi 2 çıkartacağım. Neye eşit? İkinci cisimdeki suyun hacmine eşit olacak. Tamamından bu sefer tam batmış arkadaşlar tamamından silindirin hacmini çıkartacağım. Yüksekliğimiz de kaç arkadaşlar burada? Yüksekliği de 2R artı 4'tü burası. 2R artı 4'tü. Bunun tamamı ne? Taban alanı A demiştik. Taban alanı çarpı yükseklik. Yani A çarpı 2R artı 2. A çarpı 2R artı 2'den neyi çıkartacağım arkadaşlar? Şu silindirin şeyine yarı çapı R ya. Pi R kare çarpı 2R artı 4 çıkartacağım. Pi R kare çarpı 2r artı 4'ü çıkartacağım. Bunlar içindeki suya eşit olduğu için birbirine eşit olmak zorunda. Çarpalım, dağıtalım. 2ar 2ar eksi 2a eksi 2pi r küp eksi 2pi r kare eşittir 2ar artı 2a eksi 2pi r küp eksi 4pi r kare. Yalnız şurayı yanlış yazmışım arkadaşlar. Bakın burası ne olacak? E, artı 2 pi r kare olacak. Şimdi devam edelim. Burada birbirini götürenler var mı? 2 a gitti mi? Gitti. Ondan sonra 2 a'lar gitti mi? Gitmedi tabii ki. Başka eksi 2 pi r küpler gitti mi? Gitti. Burada eksi 2 a'yı buraya atarsam bakın eksi 2 a'yla eksi 2 e, a'yı öbür tarafa attığımda 4 a yaptı. 4 pi, eksi 4 pi kareyi re, pi r kareyi buraya attığımızda da 4 pi r kare Artı 2 pi r kare 6 pi r kare yaptı arkadaşlar. Buradan da pi r kare neye eşit oldu arkadaşlar? 4 a bölü 6'ya eşit oldu. Yani 2 a bölü 3'e eşit oldu. Şimdi bizden ne isteniliyor? Küpün taban alanı. Yani a bölü silinlerin taban alanı. Pi r kare isteniliyor. Kaç katıdır diye soruluyor çünkü. A bölü pi r kareyi zaten 2 a bölü 3 bulmuştuk arkadaşlar. O zaman a'lar da sadeleşti. 1 bölü 2 bölü 3. Yani ters çevirip çarptığımız zaman 1 çarpı 3 bölü 2 yaptı arkadaşlar burası. O zaman cevabımız da kaç çıkar? 3 bölü 2 çıkar arkadaşlar. Ve böylelikle 39'u da bitirdik arkadaşlar. Cevabı Denizli bulduk. Ve bu tekrarda çok şükür bitirmiş bulunuyoruz arkadaşlar. O zaman bir sonraki videoda bir sonraki tekrarda ne yapacağız? Büyük ihtimalle piramit, koni ve küre kaldı. Hepsini birlikte yaparız arkadaşlar. Bir sonraki tekrarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.